Metin Yağcı, 1 saat 57 dakikalık zaman dolmuştu normal sürenin bitmesine. 1 saat 33 dakikan kaldı. Savunmanı, adını soyadını söylemek suretiyle kaldığın yerden devam edebilirsin. Metin Yağcı, başkanım şimdi karargâhta ne yaptığımla alakalı ayrıntılı arz edecektim. Fakat zaman yetmeyecek, çok önemli hususlara değinmem gerekiyor. Şunu irticalen söylüyorum. Ben herhangi bir darbeyle alakalı bilgim olmadan az önce arz ettiğim manada nöbet eşyalarımı almak için karargaha giriş yaptım. Girdikten sonra tam bir kaos ortamı olduğunu gözlemledim. Kaos ortamı. Terör saldırısı duyumunu aldım. Bunun yanında siber saldırı şey de vardı, söylentisi de vardı. Bunun üzerine hatta ilk girer girmez 10. kata çıkıyorum. 10. kata çıkıyorum. 10. kat MES başkanlığı benim bağlı olduğum birim. Nedir, ne değildir bu terör saldırısı nedir? Bununla alakalı kendi başkanlığından bilgi almak istiyorum. Orada da kimseyi bulamıyorum. Daha sonra işte terör saldırısı var, silah alın tarzı, üniformanızı giyin bu söylemleri duyduktan sonra aşağıya iniyorum, silah alıyorum. Terör saldırısına binaen silah alıyorum. Yani terör saldırısı duyumuna binaen kendimi korumak amaçlı, teröristlerce karargaha sızma ihtimaline karşı kendimi korumak amaçlı silah alıyorum. Daha sonra siber saldırı duyumu da vardı. Bunu da duymuştum. Siber saldırıyla alakalı işte personel kim var kim yok tarzı destek çıkın tarzı konuşmalar olduktan sonra ben de İsmail Hakkı Avuç'u çağırıyorum. Obici o. Sadece tek o obici. Onun dışında obici. Obici bilgisayarcı demek. Onun dışında bilgisayarcı bir astım yok benim. Onu çağırıyorum. Hakkı'yı çağırıyorum. Hakkı da şok geçirmiş zaten. Çok şey yapamadı yani. Hani o gece de şok halindeydi. Ondan sonraki ifadelerinde burada gelmiş bir ifade vermiş. Ben yoktum bugün de. Benden şikayetçi olduğunu söylemiş. Onu da artık hani kaç senedir tutuklu ona veriyorum yani. Hani benden şikayetçi olmasını da. Tahliye olmak istiyor haliyle o da. Hepimiz gibi. Yani şimdi Ercan'ı dediğim gibi bana da çağırdım. Daha sonra orada Süken toplantı salonunun önünde işte bana atan iftiralar var. Süken toplantı salonunun önünde şu dedi, şunu dedi, bunu dedi şeklinde. Bununla alakalı ben Süken toplantı salonunun önüne gittim. Ama ben bu lafları konuşmadım. Söylemedim ben. Hiçbir konuşma yapmadım. Tek bu lafları değil, ağzımı açıp orada Süken toplantı salonunun önünde konuşmadım ben. Nitekim savunmamda zaman kalırsa arz edeceğim. Ben kalmayacak diye irticalen arz ediyorum burada size. Saat işte 2 civarı geldi deniyor. Yani iddia makamının sunduğu görüntülerde bile benim 2 civarı orada olduğumda o hukuksuz görüntülerde bile ben 2 civarında orada değilim ki. Neye göre? Yusuf Köz ile görüştü diyor. Yarbay Yusuf Köz ile görüştü diyor. 23 küsur civarı. İddia makamının o sunduğu, bilirkişinin o sunduğu bu işte Metin Yazır dediği görüntülerde bile ben Yusuf Yarbay'la yan yana gelmiyorum. Bir şeyler uydurulmuş. Şimdi kamera görüntülerine baktığım zaman kamera görüntüleri hukuken sakatlanmış. Bu hukuken sakatlanmış kamera görüntüleri bile iddia makamı bana şunu söylüyor. Ne yaptığını bilmez halde Metin Yağcı karargahta şaşkın dolaşıyor. A binasında çoğunlukla dolaşıyor. Hulusi Sayın konferans salonuna da gittim. Hulusi Sayın konferans salonuna gittim. Oraya gidince Hulusi Sayın konferans salonuna eller vardı. Gitme sebebini anlattım ben ilk savunmamda. Doğalgaz tesisatı şey yapabilir. Doğalgaz tesisatı hasar alabilir. Ateş ediliyor dışarıdan. Bir tane er geldi bana bunu söyledi. Ben de orada inisiyatif aldım. Git eri bul dedim. İşte komutanını bul dedim. Komutanımı bulamadım. Er Hulusi işte konferans salonu dedi. Gittik beraber o eski askerle beraber Hulusi konferans salonuna gittik. Bundan ibaret yani. Orada ben hiçbir şekilde erin zaten rehinesi olmaz. Er subay, as subaydan, üstünden, amiri olsun olmasın emir alır zaten. Böyle bir durum yaşanamaz yani. Orada rehine gibi bir durum yoktu. O kısa durduğum zamanda. Bu doğalgaz tesisatı kapatılmasıyla alakalı bu girişimde bulunuyorum ben. Ere git bölük komutanını bul falan şey diyorum. Yani sonuçta doğalgaz tesisatının kapatılmasında rol oynuyorum. Ondan çıkacak yangının yani büyük bir yangın çıkma ihtimali belki engellenmiş oluyor bu şekilde. İşe bakın bilmem işte 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nce tarafıma şey deniyor. Mala zarar verme, yangın çıkartma suçlamasıyla suçlanıyorum. Ben yangının çıkmasına engel oluyorum, suçlama da böyle oluyor. Şimdi başkanım, geriye ne kalıyor? Kamera görüntülerinde bir şey yok. Hukuksuz kamera görüntülerinde bir şey yok. Benim o gece oraya gelmemde bir şey yok. Kasıt yok. Yani darbeyi bilmeyen adam darbe maksadıyla gelemez zaten. Kasıt yok. Oraya o gece gelmemde bir şey yok. Bir tek bana atılan iftiralar kalıyor, müştekilerin ifadeleri kalıyor. Bu ifadelerden hızlı zaman yeterse hızlı bahsetmek istiyorum. Yettiği kadarıyla. Aslında ben başkanım şu an bunların hepsinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bunların nasıl
uydurulduğunu, organize iftira çetesinin ürünü olduğunu belgelerle kanıtladım başkanım. Bunların hepsini size sunmak istiyorum. Bu talebimi de tekrar yeniliyorum. Şahsım aleyhine verilen bu ifadeler bir organize iftira çetesinin ürünüdür. Bu çete şahsım atan iftiraları o kadar pervasızca kurgulamıştır ki bu pervasızlığın neticesinde iftira atanların ifadelerinde bariz çelişkiler, tutarsızlıklar ortaya çıkmıştır. Yani tek pervasızlık değil, mantıksız, yalan olduğu için tutarsızlık olması kesin. Nasıl ben karargah gelişimle alakalı ayrıntısıyla arz ediyorum, şudur diyorum, budur diyorum. Bugün şu an akşam aklıma gelen şeyleri nasıl ayrıntısıyla size arz ediyorum ve bunda bir tutarsızlık yok. Çünkü doğru. Bunun tersi de bu müştekilerin ifadelerinde tutarsızlık çıkmasa tutarsızlıktır. Çünkü yalan ifade veriyorlar. Bu çete şahsıma atılan iftiraları o kadar pervasızca kurgulamıştır ki pervasızlığın neticesinde iftira atanların ifadelerinde bariz çelişkiler bulunmaktadır. Müşteki ve tanıklar idari tahkikat, savcılık talimat dalından ve burada mahkemede verdikleri ifadelerde adeta dolaylı olarak ben Metin Yağcı hakkında, bu ifadelerde şöyle diyorlar aslında dolaylı olarak, ben Metin Yağcı hakkında yalan söylüyorum. 15 Temmuz, bunların hepsini ben kanıtlayacağım. Şunu diyorlar, hani ileride kanıtlayacağım şekilde şimdi geri dönüp sondakini başta söylüyorum. Ben Metin Yağcı hakkında yalan söylüyorum. 15 Temmuz 2016 tarihinde TEM'deki gözaltı şartlarımı iyileştirebilmem için ve tamamen mağdur pozisyonuna girebilmem için, ayrıca bir kahraman olarak kendimi lanse ettirebilmem için birilerinin üstüne basmam gerekiyordu. Birilerine kurban vermem gerekiyordu. Birilerine iftira atmam gerekiyordu. Bu yüzden yalan ve iftira da olsa birilerinden bahsetmem gerekiyordu. Metin Yağcı'ya da bu yüzden iftira attım. 15 Temmuz bunu demektedirler. 15 Temmuz 2016 tarihinin hemen akabinde alınan söz konusu ifadenin bir kısmında bir takım askeri personel kendisini rehin olarak lanse ettirebilmek için seçtiği kurbanlardan birisi de şahsımdır. Başkanım, o gece nöbet eşyalarını almak için girdiğim Beştepe'deki karargahımda karargaha yönelik siber saldırı ve terör saldırı, bunlardan bahsettim. Bunları duyuyorum. MEPS'teki 10. kata çıkıyorum. Bundan bahsediyorum. Bunları atlıyorum. Bahsettim bunları. Tedirgin bir şekilde can güvenliğimi sağlam yolumu seçmişimdir. Karargahta, odalarda ben dolanıyorum. Karargahın içinde saklanıyorum yani. Hatta iddia makamı her ne kadar beni 10 ağırlaştırmış müebbete çarptıracak anayasal düzeni yıkma suçunu işlediğim iddia etse de iddianamede ve mütalede geçen birer iftira olan ifadeleri çıkartmamız halinde, bu ifadeler çıkması halinde iddia makamı hukuken sakatlanmış kamera görüntüleriyle şunu söylüyor. Metin Yağcı ne yaptığını bilmez halde tam bir kafa karışıklığı halinde karargahın içinde dolanmaktadır. Alemde ifade veren müşteki ve tanıkların yukarıda arz ettiğim iftira hususunu dolaylı olarak nasıl kabul ettiklerini yine onların ağzından verdikleri ifadeleri sayesinde öğreniyoruz. Şimdi ifadelerindeki bu tezat, çelişki, yalan, bunları inceleyeceğiz. Bir takım müşteki ve tanıkların bir kısmı gözaltında polise ifade veriyor, bir kısmı savcılığa ifade veriyor, bir kısmı jandarma genel komutanının idari tahkikatında, hemen hemen büyük çoğunluğu da burada mahkeme huzurunda ifade veriyor. Aşamalar var, bunları belirttim. Aleyhimde ifade veren bu şahısların müsaadenizle gruplara bölmek istiyorum. Bu bölme sebebim şu, kurguların ve kurgu üretme saf alanının benzer olduğunu göstermek içindir. Bu gruplardan o yüzden bahsediyorum. Çok çeşitli yöntemler kullanılmış. Bunlardan birkaçını bahsedeceğim. Bir grup gözaltına polise verdiği ifadede, Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe karargahında ifade alan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga'ya verdiği ifadede, hukuksuz teşkil edilen Jandarma Genel Komutanlığı İdari Tahkikat Heyeti'nin aldığı ifadede ve burada mahkeme huzurunda vermiş ifade olduğu ifadede ya da talimatla alınan ifadesinde benden bahsedenler. Bu kısım hepsinde benden bahsediyor. Benden bahsediyor ama bu iftiradan bahsetmiyor. Birisi sükanda gördüm söylüyor. Birisi B3'te gördüm söylüyor. Birisi iftira attım diyor. İftira attım diyor. Başka yerde de hiç bahsetmiyor. Diğer bu grup göz altında polise verdiği ifadede, Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'nda Mustafa Manga'ya verdiği ifadede, hukuksuz teşkil eden idari tahkikat heyetine verdiği ifadede benden hiç bahsetmediği halde. Hiçbir aşamada benden bahsetmiyor bu grup. Mahkeme huzurunda ya da talimatla alınan ifadesinde benden bahsediyor. Buraya kadar, mahkeme gelene kadar hiçbir şekilde bahsetmiyor, sonra bahsediyorlar. 15 Temmuz 2016'nın hemen akabinde benim adımı hiçbir şekilde zikretmeyen, bahsi geçen askeri personel ne oluyor da nasıl bir aydınlanma sürecinde maruz kalıyorlar da 2,5-3 sene sonra buraya mahkeme huzuruna gelip benim hakkımda söz konusu iftiralarda bulunabiliyorlar. Şunu da belirtmek isterim ki nizamiye giriş çıkış kayıtlarının açıkça görüleceği üzere daha önce defaten gece geç saatlerde kalmamı görmezden gelerek benim 15 Temmuz 2016 saat 22 sıralarında karargahta bulunmamı ve karargahta üniformamı giymemi hayatın olağan akışına aykırı bulmaktadır iddia makamı. Asıl hayatın olağan akışına aykırı olan şu. Bu kadar müşteki tanık aradan 2,5-3 yıl geçtikten sonra burada mahkeme huzurunda adımı zikretmeleri. Bu aslında aykırı.
Nasıl bir hafıza olayın hemen arkasında hatırlamadığı bir ismi aradan 2,5-3 yıl geçtikten sonra hatırlayabilir? Bırakın adımı söylemelerini, mütalada benim yaptığım iddia edilen olaylardan, o iftiralardan bile bahsetmeyenler var. Yani mütalada geçen o iftiralardan bile hiçbir şekilde bahsetmemişler. Bunlar 15 Temmuz 2016 tarihinin hemen arkasından verdikleri ifadelerinde ne benim adımdan bahsediyorlar ne de iddianamede benim söylediğim iddia edilen ifadelerden bahsediyorlar. İşte hayatın olan akışına aykırı olan müşteki bir tanıkların ilk ifadelerinde benden hiç bahsetmemelerine rağmen 2,5-3 sene sonra benden bahsetmeleridir. Bir grup, diğer grupta idare takat heyetinin aldığı ifadelerde ve savcılık aşamasında benden hiç bahsetmediği halde iddianamede benden bahseden tanıklar var. Bunlar da bu aşamalarda yok ama iddianamede her nasılsa geçiyor. Zamanım yetmez diye şimdi önden söylüyorum. Arada savcı Mustafa Manga'nın yanına gidiyorlar. Adliyeye gidiyorlar muhtemelen. Çünkü ifadelerde öyle geçiyor. Burada verdiği ifadelerinde. Yanına gidiyorlar. Git diyor karargaha teşhis yaptırıyorlar orada. Karargahta bir grup var diyorlar. Yani Şubat ayında falan oluyor bu. Şubat 2017. O zaman gittiği zaman hazır bir ekip var şeyde. Jandarma Genel Komutanlığı karargahında. Orada ismim giriyor. Muhtemelen iddianamede o şekilde giriyor. Çünkü dert hakikatte ve savcı Mustafa Manga'nın ilk aldığı ifadesinde yokum. Bunu da böyle izah etmiş olayım. İkinci ihtimal, iddianame hazırlanmadan önceki süreçte söz konusu müşteki ve tanıkların bu nasıl oluyor? İddianamede geçiyor ama şeyde yok, dosyada yok. Birinci ihtimal şudur. Yani hem iddianamede geçiyor ama önceki aşamalarda yok. Bu iki ihtimalle mümkündür. Söz konusu müşteki ve tanıklar şahsım aleyhinde hiçbir ifade vermedikleri halde söz konusu müşteki ve tanıklar sanki benim aleyhimde ifade veriyormuş gibi değerlendirilmiştir. Bu garip durumun sebebini ise iddianamenin kesik kopyala yapıştır şeklinde hazırlanmasından kaynaklandığını ya da kasıtlı suç üretildiğini değerlendiriyorum. İkinci ihtimal, iddianame hazırlanmadan önceki süreçte söz konusu müşteki ve tanıkların dosya içerisinde bulunmayan bir takım ifadeleri bulunmaktadır ve biz tanıklar söz konusu ifadelere ulaşamamaktayız. Çünkü dosya içerisinde yoktur. Bu şu anlama gelmektedir. Ben bir sanık olarak ne ile yargılandığımı bilmiyorum. Böyle bir ortamda savunmamı yaparken hukuken silahların eşitliği kavramının içinin boşaltıldığını belirtmek isterim. Şahsım aleyhinde kumpas kurulduğunu açık bir şekilde gösteren bir kısım müştekilerin ifadelerini şimdi inceleyeceğim. Bunlar arasında idare takatte benim aleyhimde ifade vermesine rağmen burada mahkeme huzurunda idare takatte vermiş olduğu ifadeyi reddeden müşteki de var. İdare takatte benim adımı zikrediyor fakat burada reddediyor. Bunun yanında 15 Temmuz 2016 tarihinin nasıl bir ifade tutanağına imza attığının farkında olmayan ve hala suçlamasını mahkeme huzurunda devam ettiren müşteki de var. Haberi yok ifadesinden. Garip şekilde devam ettiriyor. Başkanım, bu durumun tek bir açıklaması var. İdari takat heyeti şahsım aleyhinde hayali belgeyi oluşturarak adeta şahsım aleyhine suç üretmiştir. Bunu kanıtlayacağım. Bir de bu kıstasların hiçbirine uymayan garipliği kendine has olan müşteki ifadeleri vardır. Şimdi bunu inceleyelim. Bir, Abdurrahman Maraşlı. Ben Abdurrahman Başkanım, Abdurrahman Maraşlı'nın üstüne durmak istiyorum. Abdurrahman Maraşlı'nın okuduğum dosya içeriğini anladığım kadarıyla ilk bundan başlıyor. Benim adımın geçmesi ilk Abdurrahman Maraşlı'da kurgulanmaya başlıyor idari takat heyetine. Benim aleyhimde ifade veren müşteki tanık sayısı başkanım 52. Tabii bunlar benim tespit edebildiklerim. Mahkemeniz hüküm verdikten sonra bile aleyhime ifade veren müşteki tanık çıkarsa buna şaşırmayacağım. Bunlar için en kritik olan genç ve tecrübesiz bir uzman çavuş olan Abdurrahman Maraşlı. Bunun üstünde özellikle durmak istiyorum. Çünkü üzerime atılan iftiranın kurgulanması faaliyeti ilk olarak Abdurrahman Maraşlı'nın ifade vermesi sürecine başlıyor. Jandarma Genel Komutanlığı İdari Takkat Heyeti'nce şahsım aleyhine yalan ve iftira doluk faaliyetlerinin ilk olarak bununla başlıyor. Abdurrahman Maraşlı'yla başlıyor. Sözleşmeli, meslek hayatına sözleşmeli olarak çalışan, 15 Temmuz 2016 sonrası atılma tehlikesi yaşayan uzman çavuş Abdurrahman Maraşlı'nın ifade sürecine başlamıştır. Uzman çavuş Abdurrahman Maraşlı da başlanan bu iftiralar daha sonra kes kopyala yapıştır yöntemiyle İdari Takkat Heyeti'nde alınan diğer ifadelere kopyalanmıştır. Aynı şekilde İdari Takkat'taki ifadeler kes kopyala yapıştır yöntemiyle Savcı Mustafa Manga tarafından alınan ifadeleri kopyalanmıştır. Yine aynı şekilde kes kopyala yapıştırılan iddianameye oradan da mütalaya geçmiştir. Şimdi tutukluluğumun 4. senesinde bu kadar mağduriyetime yol açan söz konusu hukuksuzluğun kaynağına yani Abdurrahman Maraşlı'nın ifadelerinin nasıl bir kurgunun ürünü olduğunu tarafsız bakan herkesin net bir şekilde göreceği üzere kanıtlayacağım. Abdurrahman Maraşlı'nın idare takattaki ve savcılık aşamasındaki ifadeleri ekçe, slide açabilirsek. Slide 3 ile 10 arasında bulunmakta. 3 açabilirsek.
İdare Tahkikat'ta ilk olarak Hikmet Uz Başkanlığı'ndaki İdare Tahkikat'a 21 Temmuz 2010 tarihinde Hikmet Uz'un başkanlık ettiği heyete ifade veriyor. Üçündeki bu slaytta gözüken. Dörde geçebiliriz, slayt dörde. Burada diyor ki ifadesinde, 21 Temmuz'da bu veriliyor. Salonda beklediğimiz sırada fotofilm merkezinde görevli Üsteğmen uzun adam halkı galeyana getiriyor. Halk buraya doğru geliyor demişti. Buna karşılık işte Erkan Öktem halkı kapılara yaklaştırmayın gerekirse vurun diyerek talimat verdi diyor. Şimdi başkanım ifadesinde Albay Erkan Öktem'in bana halkı kapıları yaklaştırmayın gerekirse vurun şeklinde emir verdiğinden bahsediyor. Hukuksuz elde edilen kamera görüntülerinde bile ben Albay Erkan Öktem ile yan yana gelmedim. Hiç başka birinin ifadesinde de bu yok. Ben Albay Erkan Öktem ile yan yana değilim. Yani kurgulanan ifadeler, başka kurgulanan ifadelere bile girmemiş. Burada idari tahkikat heyeti Abdurrahman Maraş'la ifade verdiğinden daha doğrusu kurgalıklı ifadeyi imza atan idari tahkikat heyeti hızlarını alamamış, adeta hayal güçlerinin zirvesinde bir kurgu faaliyetine girmişlerdir. Hatta savcılık makamı bile İdare Tahkikat Heyeti'nin söz konusu hızına yetişememiştir. Daha sonra Mustafa Mangay 25 Temmuz 2016 tarihinde verdiği ifadesinde benim için şöyle diyor. Slide 6. 25 Temmuz'da veriyor. 21 Temmuz'da İdare Tahkikat'a verdi. Şimdi 25 Temmuz'da savcı Mustafa Mangay'a veriyor. Metin Yağcı uzun adam halkı isyana getiriyor. Milleti buraya topladı. Diye devam ediyor burada. Yine savcı Mustafa Mangay'ın yaptırmış olduğu tesis tutanında beni Sükan'da ve B3'te gördüğünü söylüyor. Slide 8 beni Sükan ve B3'te gördüğünü söylüyor. Burada dikkatini çekmek istediğim husus Abdurrahman Maraş'ta az önce arz ettiğim Hikmet Uz başındaki İdare Tahkikat Heyeti'ne verdiği ifadenin bir benzerini Mustafa Mangay'a veriyor. 25 Temmuz'da benzerini veriyor. Daha sonra az önce arz ettiğim kurguyu bozan bir ifade çıkıyor. O ifade ise burası çok enteresan. 29 Temmuz 2016. Yine Hikmet Uz Başkanlığı İdare Tahkikat Heyeti tarafından alınan ifadesi. Söz konusu ifadede benden hiç bahsetmemiş. Hatta bana atfedilen suç aynen şu şekilde geçiyor. Albay olan birisi uzun adam vatandaşı burayı topluyor. Binaya yaklaştırmayın gelene sıkın. 29 Temmuz'da benim adım yok. Evet başkanım ekrandan da göreceğiniz üzere ifadesi aynen bu şekilde. Peki burada şu soru aklımıza geliyor. Nasıl olur da birisi 21 Temmuz 16 tarihinde ve 25 Temmuz 16 tarihinde verdiği ifadesinde bana iftirada bulunurken aradan 4 gün geçtikten sonra verdiği ifadesinde benim adımı dahi ağzına almaz? Başkanım bu akıl almaz çelişkinin cevabını buldum. O da şu. Aslında Abdurrahman Maraş'la ifade vermemiştir. İfade vermek yerine İdare Tahkikat Heyeti tarafından önüne konulan bir takım kurgu dolu kağıtlar imzalatılmıştır. Bu kumpasın delilini size savunmamın ilerleyen bölümlerinde arz edeceğim. Abdurrahman Maraşlı'nın mahkeme uzanına verdiği ifadeye geçecek olsak. Başkanım sadece şunu söyleyeyim. 29 Temmuz'da hedef, yani 21 Temmuz'daki ifadesinde hedef benim. Hedeflerden biri benim. Hikmet Uz Başkanı'ndaki heyetin aldırdığı ifadede. Hedeflerden birisi benim. 29 Temmuz'daki ifadesinde ise hedef ben değilim. Ondan dolayı adım yok orada. Abdurrahman Maraşlı'nın bir şey yok, inisiyatif yok burada. Önüne konunu imzalıyor. Metin Yağcı, burada mahkeme zorundaki Abdurrahman Maraş'ın ifadesi. Metin Yağcı Sükan sonuna geldi mi hiç? Başkan soruyor. Abdurrahman Maraş'a sürekli oralaydı, sürekli. Hakim soruyor. Metin Yağcı tam olarak ne demişti? Bir daha tekrarlar mısın? Ki benim Sükan toplantı salonuna önünde bulunduğumu söylüyor. Savcı mütalasına şahsıma yönetilen meselesi ve haksız suçlamada bile benim Sükan toplantı salonunda ya da bir ya da iki defa geldiğim iddia edilmektedir. Böyle sürekli durduğum iddiası yok. Burada Abdurrahman Maraş'la yönlendiren İdare Tahkikat Heyeti hızlı alamamış ve iddia makamını dahi geçmiştir. Yine ifadenin devamında üye hakim. Metin Yağcı tam olarak ne demişti? Bir daha tekrarlar mısın? Abdurrahman Maraşlı. Uzun adam halkı kışkırtıyor. Ondan sonra diğeri işte yaklaşan olursa diye devam ediyor. Başkanım, görüldüğü üzere Abdurrahman Maraşlı buraya mahkeme sonuna gelmeden önce okuduğu ya da koşullandırıldığı kelimeleri tekrarlıyor. Ama tekrarlarken de ifadeler birbirine giriyor. Hangi ifadesi doğru, kim ne demiş belli değil. Diyalogların devamı. Metin Yağcı. Abdullah Köksal, Metin Yağcı sorun var mı öncelikle? Ben Metin Yağcı sorun var başkanım. Başkan, peki alalım soruyu. Abdurrahman Maraşlı, burası Metin Yağcı olacak yanlış girmişsek bize. Abdurrahman Maraşlı, ben soruyorum. Fotofilmdeki Üsteğmen'den bahsettin. Kimdi o fotofilmdeki Üsteğmen? Abdurrahman Maraşlı, siz. Metin Yağcı, beni daha önce tanıyor musun 15 Temmuz öncesinden gördün mü? Abdurrahman Maraşlı, iş yerine gidip geliyordunuz. Metin Yağcı, yani iş yerinde mi gördün? Başka bir yerde görmedin mi?
Yani iş yerinde mi gördün? Başka bir yerde mi gördün? Abdurrahmanmaraş'ta iş yerinde gördüm. Metin Yağcı, Nizamiye'de mi gördün? Abdurrahmanmaraş'ta Nizamiye'de falan görüyordum. Metin Yağcı, foto filmde gördün mü? Soruyorum, foto filmde beni gördün mü? Abdurrahmanmaraşlı, foto filmde hiç gelmedim ben. Metin Yağcı, foto filme hiç gitmedin sen. Soruyorum tekrar. Abdurrahmanmaraşlı, hayır. Metin Yağcı, hiç fotoğraf çekilmedin. Abdurrahmanmaraşlı cevap veriyor, hayır. Metin Yağcı, fotoğraf çekildiysen arşivinde vardır. Bunu biliyor musun? Kaydı vardır, bunu biliyor musun? Diğer saate geçebiliriz. Dur şöyle. Abdurrahmanmaraşlı. Bakabilirsiniz ama çekildim ama sizin çekilmedim. Belki siz yoktunuz. Asker vardı orada. Şimdi de gittim diyor. Çekildim ama siz yoktunuz. Orada asker vardı diyor. Ben de diyorum şimdi çekildim diyorsun diye soruyorum. Başkan. Bekle bekle. Abdurrahmanmaraşlı tekrardan diyor. Sizi görmedim. Başkan bekle şimdi sor diyor. Metin Yağcı önce çekilmeden dedin şimdi çekildim dedim. Ben anlamadım. Başkan tekrar söyle bakalım Maraşlı. Ne diyorsun bu soruya? Fotofilmde fotoğraf çekildin mi sen? Abdurrahmanmaraşlı ben fotoğraf çekildim ama üst teğmeni orada görmedim. Askerler çekiyordu. Oradaki astsubaylar çekiyordu bizi. Şimdi ben bunu duyanıysa niye durdum başkanım? Bu fotofilmde daha önce gittiğini ve beni daha önceden fotofilmde görmediğini, tanımadığını bunu bahsetmek istiyor. Bunun üstüne saklamaya çalışıyor yani bunu. Niye saklamaya çalışıyor onu izah edeceğim şimdi. Abdurrahmanmaraşlı'nın beni daha önce tanıdığı gerçeğini ortaya çıkarmak amacıyla yukarıda arz ettiğim diyalogdaki soruları yönelttim. Söz konusu diyalogda açık bir şekilde görüleceği üzere Abdurrahmanmaraşlı önce fotofilme hiç gelmediğini söylemiş. Daha sonra fotofilme geldiğini itiraf etmek zorunda kalmıştır. Hatta aklıma gelen bir hususu arz edeyim. Bunu kısa geçeyim. İstek formları olur bizim. Askeri personel gelir. Resmi işlerini yaptırmak için istek formu verir bize. Bu istek formlarını verir. Ben de onaylarım onu. O resmi işleri olur. Abdurrahmanmaraş'ta böyle bir formla gelmiş hatırlıyorum ben 2016 yılında. Böyle bir formla geldi. O ismini hatırlıyorum Abdurrahmanmaraşlı. Ben de onayladım. Yani beni tanımayan adamın imzasıyla benim adam yan yana resmi evraka duruyor. 2016 yılına ait istek formu fotofilmin arşivinde durur. Ve grup komutanlığı arşivinde de vardır bu. Bunu mahkemeden talep ediyorum. Bu formun getirilmesini istiyorum. Orada yan yanadır bizim için. Tanıyor yani beni. Peki başkanım, bir uzman çavuş neden fotofilm merkezine geldiğini saklama ihtiyacı hissetmiştir? Normal olarak erinden gelenine kadar hemen hemen her askerin gelmek ve fotoğraf ihtiyacını göstermek için fotofilm merkezine neden bir uzman çavuş gittiğini saklamak istemiştir? Başkanım, nasıl idari takkikati arz ettim, savcılık aşamasını arz ettim, hiçbir inisiyatif olmayan bu aşamalarda kendi ifadesini veremeyecek durumda olan genç bir uzman çavuş olan Abdurrahman Maraşlı, aynı şekilde mahkeme huzurunda verdiği ifadesinde kendine özgür iradesiyle ifade verememektedir. Çünkü burada müşteki konumunda bulunan jandarma genel komutanının avukatları ve diğer müşteki avukatları bulunmakta ve Abdurrahman Maraşlı'nın kendilerine açısından yanlış bir ifade verip vermeyeceğini devamlı izlemektedirler. Bu bütün müştekiler için geçerli. Bütün müştekiler için geçerli bu. Bütün müşteki ve tanıklar, muvazzaf çalışan bütün müşteki ve tanıklar için, emekli olanlara da hapse girme korkusu olanlar için. Onu da söyleyebilirim. Gerçi söz konusu baskı olayıyla müştekilerin baskı altına alınması ve ifade sürecinde kendi özgür iradelerini felç edilmesi buraya gelen bütün müşteki tanıklar için geçerlidir. Neden fotofilme gittiğini Abdurrahman Maraşlı'nın saklamasını burada bu nedeni söylüyorum. 5 Kasım 18 tarihinde ben şöyle bir ifade verdim. Bu kişi beni şahsen tanır dedim. Tanır bu kişi, böyle ricalarda bulunmuştur. Kendi şahsi fotoğraflarının yapılması için tipi de aklımda. Gözümün önünde uzman çavuş Nizamiye'de görevli. İlk savunmada söylediğim sözler bunlar. Ben o gece Erkan Öktem albayla hiç yan yana gelmedim ve onu hiç görmedim dedim arkasından da. Onun iftiraları çünkü. Devamında şöyle diyorum. Başkanım şunu da belirtmek isterim ki Karargah'ta fotofilm merkezi olarak görev yapmaktayım. Bundan dolayı herkes beni tanır diyorum. Kısa kesiyorum burayı. Herkes beni tanır. Ya Simay'ın tanır ya en azından Simay'ın tanır. Ben herkesi tanımayabilirim. Çünkü işi düşüyor. Erinden generaline kadar herkes fotofilm merkez ameliğine gelir. İşi düşer. O yüzden beni tanır. Bunu demiştim. Bundan bahsediyorum. Tabii ben bunu dedim. Burada müşteki avukatları da bunu dinliyor. Bunu dinliyor. Bütün bunlar bunu dinliyor. Abdurrahman Maraşlı'da ben 5 Kasım'da veriyorum. Abdurrahman Maraşlı buraya yine 6 Kasım'da veriyor. Evet. 6 Kasım tarihinde bir gün sonra geliyor. Bir de diyor ki ben Metin Yağcı Üsteğmen'i tanımam. Yani fotofilmden tanımam. Nizamiye'de gördüm diyor. Yani bariz bir şekilde buradaki müşteki avukatları yönlendiriyor. Sen tanımıyorum diyeceksin diyor. Yoksa uzman çavuş bilmez öyle. Ben yani orada Abdurrahman Maraşlı için söylüyorum. Anlamaz yani. Ben seni tanıyorum, tanımıyorum. Niye fotofilmle gittiğini saklamak istemez yani.
Başkanım, ben mahkeme huzurunda Abdurrahman Maraşlı'nın iradesinin sakatlandığını hususunu virüsünü kuruntu olarak ortaya koymuyorum. Söz konusu iddianın delilleri bizzat sizin mahkemenizin tarafından kayıt altına sekbis kayıtları. Söz konusu sekbis kayıtları benim mahkemeniz huzurunda ilk ifademi verdiğim 5 Kasım 18 tarihli sekbis kaydı ve Abdurrahman Maraşlı'nın 6 Kasım 2018 tarihli sekbis kaydı. Yine Abdurrahman Maraşlı'nın mahkeme huzurunda verdiği ifadesini inceleyecek olursak. İşte beni gördüğünü söylüyor. Çok akustik bir yerde. 30 metreden duydum diyor. Burada iyice karıştırıyor. İşte Erkan Albay'ın bana emir verdiğinden bahsediyor. Karıştırıyor derken şunu karıştırıyor. İftirayı kime hangi iftira atacağını karıştırıyor. Ezberletilmiş kime hangi iftira sıralamasını karıştırıyor. Ben hatta soruyorum Metin Yağcı olarak. Erkan Öktem Metin Yağcı'ya böyle bir emir verdi mi? Abdurrahman Maraşlı evet diyor. Ben de tamam diyorum, böyle diyorsun diyorum yani. Bir de diyorum ki, bir de şundan bahsediyor. Benim Süken toplantı salonunda Erkan Öktem Albay'ın yanındayım. Yani öyle diyor. Fotoğrafımda üstemem vardı. Süken de emniyet aldı dedin. Nasıl emniyet aldım? Ben elimde ne vardı? Benim emniyet aldığımdan bahsediyor. Süken toplantı salonunda. Abdurrahman Maraşlı. Yani benim yani dediğim gibi olayın üstünden 2 yıl geçti. Biz orada olan herkesin elinde G3 de vardı. MP5 silah da vardı. Sizin elinizde de vardı. Metin Yağcı nasıl emniyet aldım onu tarif eder misin? Abdurrahman Maraşlı. Kapının oralarda yani oradaki asubayları dizdiniz. Başımıza konuşan olursa vurun. Asubayları dizdim diye araya giriyorum. Bunu mu diyorsun? Asubaylar falan da vardı orada. Metin Yağcı ben dizdim. Abdurrahman Maraşlı evet. Metin Yağcı içeri mi girdim dizdim. Abdurrahman Maraşlı işte birbirinize emin veriyordunuz diyor. Metin Yağcı kapıda mı dışarıda mı dizdim asubayları? Nasıl biraz açar mısın? Metin sesini soldan biraz kıssana. Sesin çok yüksek geliyor. İyi mi şimdi başkanım? Şu an? İyi şimdilik. Tamam. Yani böyle işte kurgulara devam ediliyor. Kurguları dinlendirmeye devam ediyor. Kendi kurguları almış. Başkanım Abdurrahman Maraş da burada mahkeme huzurunda verdiği ifadede vermiş olduğu az önce okumuş olduğum ifadesinin o kadar baskı altında, stres altında ki üstündeki baskıyı kaldıramıyor ve böylece geçmişte verdiği ifadeleri birbirine karıştırıyor. Benim elimde G3 silahı olduğunu söylüyor. Karıştırıyor yani hani bu şey ama şimdi tam önem verilemez dediniz idare tahkikata oradaki ifadeleri de fakat benim bu kadar sene tutuklu olmamın sebebi idare tahkikat ve Abdurrahman Maraşlı'nın ifadesi ve ondan başlayan kes kopyala yapıştı diğer müştekilerin ifadesi. Yani çok önemli bunlar başkanım. Ben fiili olarak bunların önemli olduğunu görüyorum. Yani içeride tutuklu olmam bunu gösteriyor. Şurası önemli başkanım. Abdurrahman Maraşlı devamında ifadelerini okuyorum. Buradaki ifadelerini. Orada savcı, Abdurrahman Maraşlı. Orada savcı eşliğinde önce teşhis. Ayten İzmirli. Savcı mı vardı? Abdurrahman Maraşlı. Savcı içeride bekliyordu. Teşhis yaptırdıktan sonra savcının yanına gidiyoruz. Teşhis yapılırken ben savcının yanında değildim diyor. Başka bir yere teşhis yapıyor. Yapıldıktan sonra savcının yanına gidiyorduk diyor. Ayten İzmirli soru soruyor avukatım. Teşhis yaptıran kimdi? Polis miydi? Abdurrahman Maraşlı cevap veriyor. Yok asker. Şunu anlıyoruz. Asker savcının asker teşhis yaptırıyor. Asker kişi jandarma genel komutanlığı personeli asker kişi teşhis yaptırıyor. Fakat savcı o sırada yanında yok. Teşhis yapıldıktan sonra savcının yanına gidiyorlar. Bu husus ileride arz edeceğim zamanım kalırsa 2-3 yerde teyit ediliyor. Başka müşteki ifadeleriyle. Ağzından kaçırıyorlar aslında bu müştekiler bunları. Bilerek vermiyorlar bunları. Bu itirafta bulunuyor Abdurrahman Maraşlı. Açıkça görüleceği üzere savcının müştekiden bizzat dinleyerek alması gereken ifade kim olduğu belli olmayan kimliği belirsiz bir askeri personel tarafından Abdurrahman Maraşlı'ya dikte ettirilmiştir. Söz konusu ifadede savcılık ifadesi olarak dosyaya girmiştir. Böylece Abdurrahman Maraşlı'nın 25 Temmuz 2016 tarihinde savcı Mustafa Anga'ya vermiş olduğu ifadesinde iddia edilen ifadesinde ve Abdurrahman Maraşlı'nın mahkeme huzurunda verdiği ifadesindeki sekbis kayıtları, bütün bu kayıtlar, bütün bu ifadeler Abdurrahman Maraşlı'nın ifadeleri kumpasın delili olarak kayıtlara girmiş bulunmaktadır. Başkanım aleyhimde ifade veren diğer müşteki ve tanıklar gibi hem temsil personelinde işkence altındaki gözaltı ortamında hem de idare tahkikat heyetinin aldığı ifadelerde hem kağıt üstünde savcı Mustafa Manga'nın jandarma genel komutanlığında almış olduğu görünen ifadesinde ben de mahkeme huzurunda verdiği ifadede Abdurrahman Maraşlı'nın kendi öz iradesi sakatlanmıştır.
baskı altında kalmış ve kendisine dikte ettiren kağıtlara ya imzalamış ya da burada mahkeme uzmanı olduğu gibi çelişkiler dolu ifade vermek zorunda kalmıştır. Bütün bunlardan dolayı Abdurrahman Maraş'ın ifadelerinin hiçbirine itibar edilemez ve hükme esas alınamaz. Bu son söylediğim cümle hükme esas alınamaz bütün müştekiler için geçerli. Hepsini zaten burada söyleyemeyeceğim. Muhtemelen zamanım yetmeyecek. Çok önemli. Olduklarını hızlı hızlı geçiyorum. Düşündüklerimi. Çok önemli olduğunu düşündüklerimi. Kemal Önder. Bir diğer ifadede de müşteki Er Kemal Önder'in ifadesi. Kemal Önder 24 Temmuz 16 tarihinde savcı Mustafa Manga'ya vermiş olduğu ifadesinde. Üst hemen Metin Yağcı'yı gördüm. Metin Yağcı bizi helikopter zırhlı araçları biçti. Çevre güvenliği sağlam diye söyledi. Şeklinde şahsım aleyhinde ifade veriyor. İftira atıyor. Aslında yapmıyor da buna yaptırtıyorlar. Kendisinin bir şeyi yok burada. Diğerleri gibi. Ancak söz konusu kişinin bu ifadelerden bahsetmediğini düşünüyorum. Ortada aleyhime hazırlanan ve kurgulanan bir kumpas söz konusudur. Kemal Önder'in sözde ifadesi söz konusu kumpasın bir sonucudur. Başkanım söz konusu kumpasın belgesi mahkeme heyetinizin bize tebliğ ettiği dosya içerisinde vardır. Bu kumpas belgesi bir el nottur. Söz konusu el notunu açarsak slide 1'e gelebilir miyiz? Ekleyeceğiz. 1-1 slide 1. Şimdi bunu kısaca arz edeyim başkanım. Çok önemli bu. El notunu incelediğimizde notun alt kısmında siyah kalem yazılmış bir Kemal Önder ismini görüyoruz. Öyle anlaşılıyor ki bu el notu Kemal Önder için kaleme alınmış. Bu notun Kemal Önder'e ait olduğunun kanıtı ise 24 Temmuz 2016 tarihinde Kemal Önder'e yaptırılan teşhis tutanağı ile söz konusu notun birebir örtüşmesi. İkinci saate gelir miyiz? Teşhis tutanağı var Kemal Önder'in yaptırılan. Birebir örtüşüyor bu el notuyla. Başkanım slide açıkça göreceği üzere teşhis tutanağındaki kırmızı dolguyla vurguladığım isimler not kağıdında kırmızı kalemle yazılan kişiler. Peki kim bu kırmızı kalemle yazılan kişiler? İsmail Kabaca, notun üst kısmında. Ertan Akköprü, Mustafa Keser, Erenç Kısa, Gürdal Köse ve Adnan Bayram. Şimdi soldaki teşhis tutanağına bakıyorum başkanım. Şöyle bir durum var. Er diyor ki ben bunları gördüm diyor. Ya burada müşteki bu rehin nedir, bu işte darbecidir gibi ifade yok o teşhis tutanağında. Gördüm diyor. Burada bir gözlem görgüsü var. Bu görgüsü şimdi tasnif ediliyor sağ tarafta. Sağ tarafta İsmail Kabaca, Ertan Akköprü, Mustafa Keser, Erenç Kısa, Gürdal Köse ve Adnan Bayram bu altı ismin ortak özelliğini, hepsinin ortak özelliği sözde rehine olmaları tasnif ediliyor. Bunlar rehine de yapılacaklar. Tarih ne? 24 Temmuz 2016. Daha sonra da bu isimlerden 5'ini müşteki olarak görüyoruz. Bu kırmızı isimle yazılan isimleri teşhis tutanağındaki karşılıkları işte görünüyor. Aynı şekilde şurada görünüyor. Ben çıkarttım. Aynı şekilde bahsi geçen not kağıdında şahsımın da adımın bulunduğu mavi kalemle yazılmış isimlerin teşhis tutanağı karşılıkları yine aynı şekilde alt tarafta oklarla görünüyor. Not kağıdında kırmızıyla yazılan isimlerin yanında söz konusu kişinin bulunduğu yerler yazıyor. Not kağıdında maviyle yazılmış isimlerin yanında da bir takım yer isimleri bulunmaktadır. Örnek verecek olursak İsmail Kabaca, Ertan Akköprü, Mustafa Keser, Erinç Kısa, Gürdal Köse'nin yanında Süken yazıyor. Benim de adımın bulunduğu yerin yanında Süken yazıyor. Bu manada sözde müştekilerle aramızda hiçbir fark yok. Ama her nedense ismini saydığım söz konusu 5 kişi hiç tutuklanmamış ve görevlerine devam etmektedirler. Ancak benim yaşadığım mağduriyetin adli ve hesabı bulunmamaktadır. Başkanım söz konusu 5 kişiyle aramdaki bu bariz farkı daha sonra yani aradan 3,5 sene geçtikten sonra yeni anlıyorum. Bu kadar uzun süre tutuklanmamın nedeni bahsi geçen not kağıdına adımın mavi kalemle yazılmış olması. Eğer adım söz konusu kağıda kırmızıyla yazılmış olsaydı şu an burada yargılanmıyor olacaktım. Listeyi incelediğimizde kırmızıyla ile yazılan bu sözde rehinelerin devamında mavi kaleme yazılmış isimleri incelediğimizde şunları görüyoruz. En başta Kemal Önder isimli erin ismi var. Bu söz konusu not kağıdının kaleme alınma nedeni Kemal Önder'in ifadesi. Bunu söylemiştim. Mavi ile yazılan diğer isimler ise bugün 9 Ocak 2020 tarihinden baktığımızda daha iyi anlıyoruz ki maalesef bu isimler birer kurban olarak seçilmişler. Teşhis tutanağında mavi ile kurguladığım diğerlerine göre daha şanssız olan söz konusu kişiler Seyfullah Demir, Cemal İyigün, Yusuf Köz, Bülent Ak, Özgür Özbay, Ramazan Karabulut, Abdülkadir Baytak, Abdülhamit Özmen ve ben Metin Yağcı. Söz konusu bu şanslı kişiler 24 Temmuz 2016 tarihi itibariyle ifadeleri dahi alınmadan, kendilerine en ufak bir savunma hakkı dahi verilmeden hukuksuz bir şekilde tem siper salonunda gözaltında tutulmaktadırlar. Söz konusu bu keyfi tutuklamalara gerekçe ve deliller gerekmektedir. İşte bu not kağıdı da söz konusu delil üretme sürecinin bir parçasıdır.
Maalesef adım bir kurban olarak söz konusu not kağıdına mavi kalemle yazılmıştır. Hayali oluşturulan sözde reynelerin yanında bir de suçların olması gerektiği düşünülmüş. Ancak söz konusu suçlular bulunamamıştır. Çünkü reyneler hayali olduğu için gerçekte bir suçlu bulunmamaktadır. Bu nedenle hayali reynelerin yanında hayali suçların üretilmesi faaliyetine geçilmiştir. Bu şekilde benim adımda söz konusu kumpasın kanıtı olan el kağıdına mavi kalemle yazılmıştır. Kurgulanan söz konusu kumpasın kurbanı haline getirilmiş bulunmaktayım. İleride anlatacağım, zamanım yetmez de şimdi özet geçiyorum. Bir müşteki diyor ki, başta rehine olarak düşündüğüm diyor, benim ismim veriyor, birkaç isim daha veriyor. İşte onlar diyor silahlıydılar diyor, sabah diyor sonradan diyor silahlıydılar diyor. Yani beni de rehine olarak zannediyor, rehine olarak düşünüyor. Zaman yetmezse diye önden şey yapıyorum, anlatıyorum. Şimdi yorum başkanım, yorum. Burada da böyle bir yorum neticesinde tutukluluğumun 4. senesinde 3,5 seneyi doldurmak üzereyim. Bulunuyorum karşınızda. Buradan şu sonucu anlıyoruz ki Kemal Önder'in savcı Mustafa Manga'ya verdiği gün olan 24 Temmuz ifade verdiği gün olan 24 Temmuz 2016 tarihinde hiçbir yardım olmadan ve şahsım bu rehine olayıyla ilgili ifadesi dayanmadan 1 Kasım insanlar sözde rehine olarak ayrılmış ve isimleri not kağıdına kırmızıyla yazılmıştır. Sözlü rehineler oluşturulduktan sonra bunların yanında sözlü suçlular oluşturulmuş ve isimleri az önce arz ettiğim not kağıdına mavi kalemle yazılmıştır. Size az önce arz etmiş olduğum kumpasta benim adımda adeta canavarlaştırılmış ve şahsım sorgusuz, sualsiz ve mesnetsiz bir şekilde hedef alınmıştır. Telafisi mümkün olmayan mağduriyetleri yaşamama neden olan ve şahsım aleyhine kurgulanan bahsi konu not kağıdındaki el yazısının kime ait olduğunu tespit edilmesi için mahkemenizden bilirkişi talep ediyorum. Ayrıca bilirkişi tarafından söz konusu not kağıdındaki yazının kime ait olduğunu doğru bir şekilde tespit edilmesini mütakip, söz konusu not kağıdının kaleme alan şahıs hakkında mahkemeniz nezdinde suç duyurusunda bulunuyorum. Kumpasın delgesini, başkanım, söz konusu kumpasın belgesini açıkladıktan sonra Kemal Önder'in ifadesine dönecek olursak, savcı Mustafa Manga'ya vermiş olduğu ifadesinde, üstte hemen Metin Yağcı'yı gördüm. Metin Yağcı bizi helikopter zırhlı araçlar biçti, çevre güvenliği sağlandı diye söyledi. Şeklinde ifade verdi ya da yukarıda arz ettiğim kapsamda ifade verdirildiğini görüyoruz. Kemal Önder 12 Aralık 18 tarihinde savcı Mustafa Manga'ya verdiği ifadesinden 28 ay sonra geçtikten sonra buraya mahkeme huzurunda ifade veriyor. Verdiği ifadesinde şahsım hakkında o beklediğim sırada orada gördüklerim Yusuf Köz vardı. Yine bunlar silahlı olarak Metin Yağcı yanlış hatırlamıyorsam üst teğmen o ara gelip konuşup gidiyordu. Yusuf Köz'le konuştuğumu iddia ediyor Yusuf Yarbay'la. Şeklinde ifadede bulunuyor. Başkanım dikkatinizi çekiyorum. Savcı Mustafa Manga'ya 24 Temmuz 2016 tarihinde verdiği ifadesindeki üsteğmen Metin Yağcı'yı gördüm. Metin Yağcı bizi helikopter zırhlı araçlar biçti, çevre güvenliği sağlandı diye ses söyledi. Cümlelerini hiçbir şekilde kullanmıyor burada. Bu yok. Kullanmaması da gayet normal. Sesim geliyor mu? Sanki biraz geliyor. Çünkü söz konusu iftiraları Kemal Önder duymamıştır. Az önce bahsettiğim gibi Kemal Önder'e söz konusu kurgu imzalattırılmıştır. Mahkeme huzurundaki ifadesinde Kemal Önder, o beklediğim sırada orada gördüklerim Yusuf Köz vardı. Yine bunlar silahlı olarak Metin Yağcı yanlış hatırlamıyorsam üst teğmen o ara gelip konuşup gidiyordu şeklinde benden bu şekilde bahsetmesinin nedeni ise hem 15 Temmuz 2016 tarihinin hemen akabinde yapılan idari takkat sırasında hem de idari takkatın ardından ellerin arasında hem benim ismimin hem de Yarbay Yusuf Köz'ün adının sık sık geçmesinden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda Kemal Önder 12 Aralık 2018 tarihinde mahkemede verdiği ifadesine görgüsünü değil, tam aksine söylentilerden aklında kalanları anlatmıştır. Tüm bu nedenlerle Kemal Önder'in şahsım aleyhindeki ifadelerine itibar edilemez. Süre ne kadar kaldı başkanım? Ben ona göre hızlanacağım, daha da hızlanacağım. İstediğin kadar hızlanabilirsin, problem değil. Yani yetmeyecekse anlamı olmuyor da o yüzden sesini alın. Saate bakalım. Ancak mütalaa veren savcımız böyle değerlendirmemiş. Söz konusu kurgunun neticesinde Kemal Önder'in 12 Aralık 18 tarihinde vermiş olduğu ifadesindeki bahsi geçen kısmı es geçmemiş ve mütalaadaki şahsıma yöneltilen işte az önce arz ettiğim suçlamasına bir delil olarak mahkemeye sunmuştur. Mütalaada az önce arz ettim. Bu Kemal Önder'in yazdırılan, söylettirilen, baskı altında tutarak ifade ettirilen ifadesine sahip çıkmıştır mütalaa. Aslında Kemal Önder'in ifadesinde ve üstünde Kemal Önder'in ismi yazılı not kağıdına çok kuvvetli bir delil vardır. Mütalaa bunu delil olarak sayıyor ama burada güzel bir delile dikkatinizi çekmek istiyorum başkanım. Bu Kemal Önder ismi yazılı not kağıdına çok kuvvetli bir delil vardır. Ancak iddia makamı o çok güçlü delili yakalayamamıştır. Müsaadenizle o delili size şöyle arz edeyim. Şahsım aleyhine planlanan kumpasın delili olması açısından Kemal Önder'in ifadelerine itibar edilebilir. Az önce yapmış olduğum suç duyurusunda kullanılmak üzere Kemal Önder'in bahsi geçen ifadelerini
ve söz konusu not kağıdını kumpasının neticesini göstermesi açısından delil olarak sunuyorum. Başkanım, kamera görüntüleriyle ilgili yorumumu ileride yapacağım. Ancak şunu belirtmeliyim ki, görüntüye ait fotoğraf taraflı hazırlanan son bir kişi raporuna dahi benim Yarbay Yusuf Köz ile Sükan toplantı salonunda yan yana geldiğime dair herhangi bir rapor hazırlanmamıştır. Bu manada iddia makamı bana söz konusu suçlamayı atarak kendi içinde çelişmiştir. İddia makamı mütalaada hızını alamayıp taraflı hazırlanan kamera görüntülerine dair bilirkişi raporunu bile geçmiştir. Sonuç olarak söz konusu sanığın Sükan toplantı salonunun önüne gelerek orada bulunan Yusuf Köz ve yanındaki kişilere karargah dışarısında meydana gelen olaylar hakkında bilgi verdiği iddiası ilk defa 26 Temmuz 2016 tarihinde savcı Mustafa Manga'nın aldığı ifade ile kurgulanıyor. Bu ifadeyi de ben ileride kanıtlayacağım bunu. Savcı Mustafa Manga'nın aldığını düşünmüyorum. O da önüne konan imzalamış. Hani ileride kanıtlayacağım. Bunun ifadesi bu. Saat 8'de dolmuş olacak. 3,5 saatlik zaman 55 dakikalarda. 3,5 saatin dolmasına 55 dakika var. Bu nedenle sanığın Sükan toplantı salonunun önüne gelerek orada bulunan Yusuf Köz ve yanındaki kişilere karargah dışarısında meydana gelen olaylar hakkında bilgi verdiği iddiası mesnetsizdir, asılsızdır, hükme esas alınamaz. Mustafa Gül idare takkatlık ifadelerinde benden bahsetmiyor hiçbir şekilde. Ama iddianamede benden bahsediyor Mustafa Gül. Hatta buraya mahkeme huzuruna geliyor, şundan söylüyor. Aradan çok süre geçmedi. İddianamede varım. Burada da şunu söylüyor. Aradan çok süre geçmedi. Sonrasında eski uzun basın açıklaması yaptı. Halkı sokağa sürdü şeklinde bir söylem oldu. Biz halka ateş etmeyeceğiz. Fakat içeri girmeye çalışırız ateş edeceğiz. Ya da vuracağız şeklinde bir söylem oldu. Daha sonra bu kişinin Metin Yağcı olduğunu öğrendim. Emniyet spor salonunda rehine grubunun kendi arasında konuşma sürecinde bunları öğrendim. Açık açık diyor. Tem'de öğrendim diyor bunun ismini diyor. Metin Yağcı'nın ismini. Başkan soru soruyor. Bunun Metin Yağcı olduğunu kim söyledi? Mustafa Aygül. Hatırlamıyorum. Emniyet spor salonunda konuşurken bayağı birileriyle konuştuk. Kimden geldiğini hatırlamıyorum başkanım. Başkan duydun yani. Evet duydum. Şimdi devamında şöyle bir şey geçiyor. Ya, burada bariz kurgulanmış. Tem spor salonunda başlamıştı. Ben burada zaten söylemiştim. Tem spor salonunda işkenceden kurtulmak için bir takım isimler lazım. Ben de fotofilm merkez amiri olarak tanıyorum. Oradaki personel çeşitli başkanlıklardan, destek grup komutanlığından personel karışık var orada. Genel sekreterlikten de var. Bunların ortak tanıdığı kişi benim. Burada günah keçisi seçilme hususunda ben de biçilmiş kaftan oldum. Tem'de benim orada ismim. Biri dedi ki abi Metin Yağcı. Ondan sonra diğerleri de buna sahip çıktı Tem'de. Bülent Ak soru soruyor. Orada gözaltına merkezinde Metin Yağcı ile ilgili bir ifade aslında Metin Yağcı'yı tanımadığınızı, oradaki reyler arasında geçen konuşmalarda onun adını öğrendiğinizi konuşmalara bunu soruyor. Şimdi Mustafa Aygül cevap veriyor. Şöyle bu herkes için geçerli değil. Benim ifadem de böyle. Ben zaten bunun böyle olduğunu sonradan anlattım. Ama belki gören bizzat şahit olanlar olmazsa belki Metin Yağcı demeyeceklerdi de başka birisi diyeceklerdi. O yüzden kesin bir şey söylemiyorum. Şimdi Bülent Ak soru soruyor. Şimdi burada onlarca insan işkenceye uğradığı için bu sadece örnek açısından söyledim. Kimsenin baskı altında olmadan, özellikle başkanımız da bu soruyu sordu. Kimsenin baskısı altında kalmadan ifade verdiğinizi söylediniz. Ancak biraz önce söylediğiniz gözaltı merkezinde bu konuşmada sizin ifadenizi yansımış. Siz Metin Yağcı'yı net olarak görmeseniz de bunu gördüğünüzü söylemişsiniz. Burada sizlerin ifadelerinde bir yönlendirme değil mi aslında Mustafa Gül? Bu belki savcılığa kadar verdiğim şey için geçerli. Ama şu süreçte anlattığım şeyler tamamıyla o süreçte tanık olduğum şeylerdi. Mustafa Gül diyor ki ben diyor buraya gelene kadar baskı altında diyor verdiğim ifadeler geçerli değil diyor. Bu böyle diyor. Böyle algılıyoruz bunu. Savcılık dahil. Baskı ve yönlendirme vardı diyor. Bunu itiraf ediyor burada. Mustafa Gül'ün ifadelerine itibar edilmez. Mustafa Mert'in iki adet ifadesi var. Biri 25 Temmuz'da. Burada iftiralar atıyor bana. İşte darbeciler başaramayacak anladıklarına silah bırakıp aramıza karıştı. Metin Yağcı da bunların içindeydi deniyor. Hatta üye hakim de buradaki sorgusunda Mustafa Mert'e soruyor. Diyor ki ya sen Metin Yağcı böyle diyorsun diyor. Mustafa bu tezatı soruyor. Yani ben B2'de polisin yanına gitmedim. Komuta katında gittim ben polisin yanına. Bunu kaç kere burada ilk salonda ispatlamıştım. Bir daha durmuyorum bu gerçeğin üstünde. Bu tezatı soruyor üye hakim. Mustafa Mert cevap veriyor. Hayır başkanım, o Mustafa Aydın'ın ifadesi. Ben Mustafa Mert. Başkanım, Mustafa Mert. Mert'in ifadesinde bu var. Hayır oğlum ben demedim diyor. Onu diyor Mustafa Aydın söyledi diyor. Çok enteresan.
Bu ifadeyi okuyunca adeta şaşırdım. Nasıl orada Mustafa Mert idari tahkikatta vermiş olduğu ve altında kendi imzası olan ifadeyi reddeder ve hayır başkanım ama Mustafa Aydoğan'ın ifadesi ben Mustafa Mert der. Başkanın bunun tek bir açıklaması var. O da 15 Temmuz 16 tarihinin hemen arkasından işte kurgu. Kurgu faaliyeti. Bunu kısa geçiyorum. Verdiği ifadenin haberi dahi yok Mustafa Mert'in. Şu önemli. Aynı gün genel sekreterliğe Mustafa Mert'in ifadesi vardı. Mustafa Mert'in ifadesine gelebilir mi sanık şeyde? Sonlarda Mustafa Mert yakındaydı. Abdurrahmanmaraş'tan sonraydı. Aynı gün 25 Temmuz'da bir iki defa ifade veriyor. Birini Hikmet Uz'a veriyor. Birini de genel sekreterlikteki Oğuz Savaş'a veriyor. Bakın başkanım şeyde yansıda görünüyor. Burada benim adım geçmiyor. Aynı gün verdiği bir ifadesinde. Ama Hikmet Uz başkanlığındaki heyete verdiği ifadesinde bana iftiralarda bulunuyor. Yani aynı gün farklı iki ifade. Aslında Mustafa Mert bunları vermiyor. Hazır önüne konan konudan kağıdı imzalıyor korkudan. Mustafa Mert'in ifadesine de itibar edemez. Haydar Kaya çok orijinal başkanım. Haydar Kaya. Slide 13 açabilir miyiz? Slide 13. Şimdi başkanım Haydar Kaya 27 Temmuz 16 tarihinde Hikmet Uz başkanlığındaki vermiş olduğu ifadesinde benim için darbecinin iyice önü kesilmişti. Başarmaca yıkan alındıklarına silah bırakıp bizim aramıza karışmaya başladılar. Bunlardan işte Metin Yağcı ismini sayıyor. Sonra 16 Temmuz benim o gün nerede polisin yanına gittiğim belli. Sonra ifadesinin devamında Haydar Kaya şunu söylüyor. Bakın başkanım önemli. Saat 2 sıralarında daha sonradan üst teğmen Metin Yağcı olduğunu öğrendiğim bir darbeci sevinçle durumlar lehimize gelişiyor. Kobra polisleri biçti. Eski uzun adam gitti gidiyor gibi bir şeyler söyledi. Net iftiralar. Başkanım idare takat alınan ifadeleri incelediğimizde benim söylediğim iddianın az önce arz ettiğim sözler pek çok yerde tekrarlanıyor bunlar. Bu ifadeler kopyala yapıştır. Şimdi size arz edeceğim belgeyle bana atılan iftiranın nasıl bir kumpasın sonucu olduğunu açıklayacağım. Haydar Kaya'nın 27 Temmuz 2016 tarihinde. Şimdi başkanım ben okumayayım da direkt buradan size arz edeyim. Şu ekranda görünen ilk sayfası, birinci sayfası Haydar Kaya'nın. Bir ikinci sayfasına geçebilir misiniz? Başkanım ikinci sayfası. Bakın paragraflar ayrı. İkinci sayfa, bir ilk sayfasına bir daha gelin. O'lu bir paragraf var. Burada H'li bir paragraf var. H'li. İkinci sayfasında O'lu bir paragraf var. Şimdi şuradan okuyayım ben direkt. Bir geri şey yapalım. İlk sayfası bu. İlk sayfası mı? İkinci sayfaya geçelim. Şimdi metin şöyle devam ediyor. İlk sayfadan. Ayrıca kamuflaj elbiseli cep telefonumu acil bir şekilde kapattım. Sayfayı montajlamışlar başkanım sayfayı. Şey değil. Kes kopyala yapıştır değil. Sayfayı toptan montajlamışlar. Paragraflar da ayrı. Üçüncü sayfaya geçebilir miyiz? Üçüncü sayfa da ayrı. Önceki sayfadan devam ediyorum. 3-3-3'te kalalım. Üsteğmen Musa şeydeki ikinci sayfaya bir gelir miyiz? Başkanım da görsün. Altta Üsteğmen Musa diye bitiyor. O köşede evet. Diğer sayfa. Sol üstte. Teğmenleri gördüm ama tanımıyorum. Bariz montaj başkanım Haydar Kaya'nın ifadesi. Haydar Kaya, başkanım huzura geliyor. Şimdi montajlanmış ifadesi, Haydar Kaya'nın benim hakkımda işte saat 2 civarı geldi, polis şortlandığını biçti tarzı böyle yani yanlış söylemeyeyim de az önce okudum ifadesi, düzelteyim. Saat 2 civarı geldi darbeciler, o tarz bir iftira atıyor. Bunu montajlı ifadesine geçiyor bu, montajlı ifadesinde geçiyor. Kendi imzası ve paraf olan yerde böyle bir ifade yok. Şimdi burada huzura geliyor 22 Kasım 2018 tarihinde verdiği ifadesinde. Uçak sesleri falan en son şey geldiğinde bir tane üsteğmen rütbesi olarak biliyorum ama kim olduğunu o zamana kadar bilmiyordum. Sima olarak gördüm, rütbelerini gördüm. Dedi ki bizim uçaklar helikopter polis şortlandını vurdu. Bir sürü ölü olduğunu söyledi. Ondan sonra ki şeyin de uzun başkan mı, eski başkan mı öyle bir ibarede bulundu. Halkı sokağa çağırıyor diye bir beyanda bulundu. Ben Sima'nın o ağzından çıkan lafı biliyorum diye devam ediyor. Siz diyorsunuz bu duyduğunuzu orada mı duydunuz? Haydar Kaya, bu benim kulağımla duyduğum ama ismini nereden öğrendin, niye geçti diye sorarsanız Metin Yağcı'ymış. Ben onu gözaltında arkadaşa dedim, orada Metin Yağcı olduğunu söylediler. Başkanım, montajlanmış ifadesine mahkeme huzurunda sahip çıkıyor Haydar Kaya. Montajlanmış ifadesinde. Ve diyor ki, ben Metin Yağcı'nın ismini TEM'de duydum diyor. Hatta devamında şöyle diyor, yalanın bu kadarı. Siz soruyorsunuz. Peki bunu söylerken gördünüz mü siz o kişiyi?
Yani o lafı söylerken merdivenden çıkarken gelerek söyledi. Ben merdivenlerden çıkarken bağıra bağıra gelerek söylüyormuşum o lafı söylerken, o iftiraları söylerken. Bana atfedemen iftiraları. Şimdi Cemal Uygun soru soruyor burada. Yine huzurda. İdare takka heyetince alınan ifadenize 9 satır aynı diyor. Bunu nasıl işte kimle aynı diyor? 3 personel sayıyor. Onlar da var arz edeceğim. Bunlar aynı diyor. Bunu nasıl izah ediyorsun diyor. Haydar Kaya'nın cevabı İdare takkadaki ifadesi soruluyor huzurda. Onların ifadesini okumadım. Kendi verdiğim beyanlar yani. Sahip çıkıyor yine. Kendi başkasının parafı olan ifadeye sahip çıkıyor. Şimdi başkanım çok durmuyorum bunun üstünde. Bunun bütün bunlardan dolayı Haydar Kaya'nın ifadesine itibar edilemez. Devam edebilir miyiz slaytlardan? Şimdi başkanım, Haydar Kaya, Ömer Acar ve Ahmet Metin. Bunların üçü de birebir kesik kopyala yapıştır. Üçü de ifsal. Devam edelim. Devam. Şimdi başkanım, burada mavi vurgulu alan var. Bunların üçü de Ahmet Metin, Ömer Acar, Haydar Kaya. Üçü de birebir imla hataları dahil hepsi aynı olanlar. Diğeri turuncu vurgulu alanlar da ikisinin aynı olan yerler. Bunlar birebir ama. Yani virgül noktası kelime hatalarına kadar. Diğer sayfaya geçelim. Bu Ahmet Metin ifadesiydi az önce. Birinci sayfası. Bu da ikinci sayfası. Bu da aynı şekilde. Mavi vurgulanın üçünde aynı. Devam edelim. Ahmet Metin'in 26 Temmuz günü birinci sayfası. Bu bir geri mi gittik? İleri gidiyoruz değil mi? Ha, tamam. Birinci sayfası. Yine aynı. Mavi olanlar üçünde aynı. Turuncu ikisinde. Devam edelim. Aynı şekilde Ahmet Metin İdare Takkat'taki ifadesi. Mavi vurgulu üçünün aynı olan ifadeler. Turuncu birinin. Devam edelim. Bu da Ömer Acar'ın. Birebir. Diğer Ahmet Metin'le Haydar Kaya'nın o montajlı Haydar Kaya'nın o montajlı ifadesiyle birebir aynı. Devam edelim. Aynı. Gördüğü Ömer Acan'ın bu ikinci sayfası. 26 Temmuz'daki ifadesini devam edelim. Şimdi ne var bu ifadelerde? Kelime hatası. Kafasını kaldırana ateş eden acımayın. Yapılan yazım hatası bile aynı. Üç kişi de aynı. Devam edelim. Yüzbaşı beyanlarda bulunuyorlardı. Bu bile aynı üçünde. Devam edelim. Teker teker inceleme zamanım olmadı. Devam edelim. Peki bunlar benim için ne diyor? Metin Yağcı aramıza karıştı diyor Ahmet Metin. Bu ifadelerinde. Devam edelim. Polis arkadaşlar, o kapı az açık kalsın, oldu mu? Metin Yağcı Üsteğmen helikopter polis zırhlısını biçti. 6-7 Ahmet Metin diyor bunu. 6-7 polis öldü. Tanklarda birazdan bizim emniyetimizi alacak. Sağdaki kaçmış. Her şey lehimize dönmeye başladı. Devam edelim. Haydar Kaya aramıza karışıyor. Devam edelim. Aynı birebir. Helikopter sesi geldi. Burasına kadar aynı. Ve muhtemelen helikopterin ateş edildi. Helikopter polis zırhlısını biçti. 6-7 polis öldü. Buraya kadar aynı. Devam edelim. Ömer Acar aynısı. Devam edelim. Devam edelim. Ömer Acar da aynı şekilde. Şimdi bunların hepsi helikopter polis zırhlısını biçti. 6-7 polis öldü. Tanklar da birazdan bizim emniyetimizi alacak. Saraydaki kaçmış her şey lühümüze dönmeye başladı. Bunların üçünde de o montajlı ifadede Haydar Kaya'nın montajlı yerinde hepsinde de bu şekilde geçiyor başkan. Devam edelim. Yukarıda yazılı olan iftiralar yüzünden tutuklama dönüşünün içerisinde bulunmaktayım. Tarafsız bakan herkes tarafından görüleceği üzere belgelerle ispatlamış olduğum yukarıdaki iftiralar değerli atfederek iddianame hazırlanmış, sonuçta mütalaa olmuş ve hala tutukluyum. Bu sözde delillere göre hüküm verilemez. Çünkü hüküm verilirse söz konusu hukuksuz süreç onaylanmış olacaktır. Metin'i hızlı hızlı arz ettim. Ömer Acar da aynı şekilde montajlı ifadesi. Onu da arz ettim. Coşkun Aksoy. Bir sonraki slayta gelebiliriz. Şimdi başkanım, Coşkun Aksoy 27 Temmuz 2010 tarihinde verdiği ifadesinde beni sadece B2 katında gördüğünü söylüyor. Standart basma kalıp. Devam edelim slayttan. Şimdi beni sadece B2 katında gördüğünü söylüyor. Şimdi başka bir ifadesi yok. B2 katında gördüğünü söylüyor. Başka bir ifadesi yok. Ama iddianamede şunu diyor. İddianamede Coşkun Aksoy şunu söylemiş. Ayrıca bir salondayken Metin Yağcı geldi. İşler lehimize gidiyor. Bizimkiler polis aracını dağıttı. Polis leşleri ortalığı dağıldı. İç sürüleri dağılacak. Bu nerede var başkanım? Ben bu ifadeyi göremedim. Bu az önce arz ettiğim gibi iki ihtimal var. İddianameye bunun girmesi. Ya kesik kopyala yapıştır üretildiği için, ya suç üretildiği için, ya da bizden saklanan bir ifadeler var. Ya da işte Savcı Mustafa Vanga yanına gidiyor. Şubat ayında, Mart ayında. Gidiyor.
Sen git diyor şeye, jandarma genel komutanına, orada tesis yaptırıyorlar diyor. Orada bir şey yap, ondan sonra gel diyor. İfadeni ver, ondan sonra gel diyor. Şimdi başkanım, Mesut Demir'in ifadesi var. Mesut Demir'den bahsedeceğim ama hızlı hızlı, zaman yetmeyecek diye. Şimdi bu da B2'de gördüğünüz söylüyor 26 Temmuz'da. Devam edelim. Metin Yağcı'yı sadece Sükan toplantı salonunda gördüğünü söylüyor. B2'de gördüğünü söylemiyor. Ne zaman? Savcı Mustafa Manga'ya verdiği ifadesinde beni B2'de gördüğünü söylemiyor. Ama ileri takkatta B2'de gördüğünü söylüyor. Burada da sadece Sükan toplantı salonunda gördüğünü söylüyor. Devam edelim. Tezat var burada. Kurgu devam ediyor. Mesut Demir, Coşkun Aksoy'un ifadelerinin karşılaştırması. Devam edelim. Mavi vurgulu alanlar başkanım birebir aynı. Kimle? Mesut Demir, Coşkun Aksoy ile. Devam edelim. Birebir aynı. Hepsine birebir aynı. Devam edelim. Bu Coşkun Aksoy'un ifadesinin birinci sayfası. Görüldüğü gibi mavi vurgulu alanlar birebir aynı. Kelime atalarına kadar az önce incelemiş olduğum Ömer Acar, Haydar Kaya ve Ahmet Metin'de benzer olduğu gibi. Devam edelim. Sayfanın neredeyse üçte ikisi, belki daha da fazlası aynı. Coşkun Aksoy'un ikinci sayfası, İdare Takkat'taki. Devam edelim. Harf harfine benzeyen ifadeleri. Son sayfada ise üç kelime ve tarih dışında diğer bütün cümleler, kelimeler, harfler birebir aynı. Devam edelim. Kadir Göçmenoğlu'nun İdare Takkat'taki 20 Temmuz ifadesinin birinci sayfası. Burada da harf harfine birebir benzeyen çok ifade var. Zamanım yetmedi savunma hazırlık sözünde. Bunu vurgulayamadım. Kadir Göçmenoğlu da bu ikisine benziyor. Aynı şekilde devam edelim. Kadir Göçmenoğlu beni saat ne zaman 27 Temmuz 2016 tarihli ifadesinin ikinci sayfası İdare Takkat'ta beni sadece B2'de gördüğünü söylüyor. Kim? Kadir Göçmenoğlu. Aynı şeydekine benziyor bu. Coşkun Aksoy, Mesut Demir'de olduğu gibi. Devam edelim. İşte Kadir Göçmenoğlu, Coşkun Aksoy, Mesut Demir, bunlar da kurgu başkanım. Bunların o kadar çok kurgu olduğunu burada kanıtlanması şeyler var ki, ifadeler var. Onlara şimdi zamanım yetmeyecek muhtemelen. Zamanım yeterse döneceğim tekrar bunlara da. Komik şeyler var burada. Yok, komik de bu komikliğin biz şeyini yaşıyoruz, dramını yaşıyoruz başkanım. Yani başkanım, işte Mesut Demir mesela huzura gelmiş, şöyle bir ifade vermiş. Yine hatırladığım kadarıyla saat 2 sonunda üst temel Metin Yağcı salonuna gelerek başımızda bekleyen silahlı darbeci yönelik olarak tanklar yolda geliyor, helikopterle polis sırlısı aracı vuruldu. Polislerin her bir parçası işte diye devam ediyor. Durum lehimize gelişiyor. Şimdi başkanım, Mesut Demir burada huzurda bu montajlı ifadesini, az önce arz ettiğim benzeyen montajlı ifadesine sahip çıkıyor. Bir şeyin üstüne durmak istiyorum. Bu saat 2 sıralarında hepsinde var. Hatta Ali Bedir'le şöyle bir diyalog geçiyor. Müşteki Ali Bedir. Ona zamanım yetmeyecek muhtemelen de özet geçeyim. Ali Bedir geliyor burada diyor ki benden hiç ifade vermiyor burada. Benle alakalı. İdari takkatta savcılık aşamalarının hiçbirinde ifade vermiyor. Burada geliyor diyor ki saat 2 sıralarında ben diyor işte Metin Yağcı'yı gördüm. Yani düzeltiyorum, iddianamede var öyle bir ifadesi. Bir de burada ayrıntısıyla var. Saat 2 civarında Metin Yağcı geldi işte diye o malum iftiralarından bir tanesini, bir versiyonunu. Versiyon çünkü bunlar. Benim bana atfen söylüyor. Siz soruyorsunuz saat kolunda mıydı diyorsunuz. Fosforlu saatim var diyor, kolundaydı saat 2 civarında. Az önce arz ettim başkanım. İddianamede o hukuksuz kamera görüntülerinde bile saat 2'de benim Sükan toplantı salonunda olduğumla alakalı bir iddia yok. Yani burada kendi içinde çelişiyor iddianame ve mütalaa kendi içinde çelişiyor. Mesut Demir, Coşkun Aksoy, Kadir Göçmenoğlu. Bunların ifadelerinin hiçbirine itibar edilemez. Esas anlamaz. Bunların hükmü esas anlamaz bunların ifadeleri. Şimdi Selim Ükteş'ten bir bahsedeyim başkanım hızlı. Bu 21 Temmuz 2016 tarihli birinci sayfa. Selim Ükteş benden hiçbir şekilde idare tahkikatta bahsetmiyor. Hızlı geçelim bunu. Slide'dan. Selim Ükteş benden bahsetmiyor. Hatta ben buradaki devam edelim. İdare tahkikattaki ifadeleri hiçbirinde yokum başkanım. Hiçbirinde yokum. Devam edelim. Bir geri gelelim. Tamam. Şimdi başkanım, hiçbir ifadesinde ben yokum burada. Ama iddianamede beni Sükan'da gördüğünü söylüyor. Selim Yükteş, hiçbir ifadesinin hiçbirinde savcılık aşamasında verdiği olsun, idare takkata verdiği ifadenin hiçbirinde Sükan toplantı salonuna gittiğini söylemiyor.
Ama buna rağmen iddianamede beni Sükan'da gördüğünü ifade ediyor. Bu nasıl oluyor başkanım? Sükan'a hiç gitmeyen biri nasıl görüyor? Yalnız bir de şu enteresan şunun üstüne durmak istiyorum. Senin Yükteş, şurada sarı vurgulanan siz okuyabiliyorsunuz. Ben okuyamıyorum. Şu an kağıtta o yere gelmedim de. Buranı net göremiyorum. Yani o gün öyle aktif terör saldırısına karşı öyle aktif görev almış ki senin Yükteş. Nöbet kulübesine gidiyor. Oradan silahlığa gidiyor. İsmail Kabaca ile bir macera yaşıyor. Bununla alakalı itirafları var. Hatta talimatla alınan ifadesinde diyor ki ben sonra hatırladım diyor. Biri geldi diyor. Silah doğrulttum ona diyor. Ben hızlı hızlı özet geçiyorum bunlara. Burada ayrıntılı var hepsi. Ben ona diyor silah doğrulttum diyor. Ha bu durumu şimdi hatırladım diyor. Siz sordunuz. Demek ki bir soru gelmiş ki onun üzerine anlatıyor. Siz sordunuz şimdi aklıma geldi falan diyor böyle. Şimdi başkanım senin Yükteş'le burada tek ben değil bir sürü sanık yani terör saldırısı olarak düşünmüş ona göre hareket etmiş. O dışarıda müşteki bir de bir ayrıcalığı var onun. Devletimiz diyor 8 bin lira diyor benim aracımın masrafını mağduriyetim vardı onu karşıladı diyor. 8 bin lira. Benim ne farkım var başkanım Selim Yükteş'ten? Hiçbir farkım yok. Devam edelim. Bu manada terör saldırısı zannetmek noktasında hiçbir farkım yok. Yaptığımız faaliyetle alakalı farkı da siz değerlendirin başkanım. Dördüncü sayfası yine adım yok. Devam edelim, devam edelim. Yok, beni görmemiş. Hiçbir yerde yok. Süken Topan sonunda hiç gitmemiş. Fakat bakın görüyorsunuz şurada bir yeri bir geri. 1207 numara, 1207 benim. İddianamede 1207 Metin Yağcı Başkanım. Çok geçiyor 1207. Burada beni Süken Topan sonunda gördüğünü söylüyor. İşte iddianamedeki ifadesinin alıntısı. Devam edelim başkanım. Peki böyle bir iddianame hazırlanmış. Buna göre mütalaa hazırlanmış. Bunlara itibar edilebilir mi başkanım? Bunlara göre hüküm verilebilir mi? Devam edelim. Devam edelim. Hazır Soner Gül Hacı. Soner Gül Hacı'ya bir geri gelelim. Ne yazmışım bunda? Benden bahsetmiyor Soner Gül Hacı. Soner Gül Hacı'yı ben niye buraya koydum? Benden bahsetmeyen birini. Burada şimdi hatırlayamıyorum. Bir müşteki Ayten Hanım sorguluyor. Diyor ki sen diyor Metin Yağcı'nın adını nereden duydun? Ben tanımıyorum diyor. Ben Metin Yağcı'nın adını diyor. Şimdi aklıma da gelecek o kişi. Ben diyor Metin Yağcı'nın adını diyor Soner Gül Hacı'dan duydum diyor. Sonra Soner Gül Hacı'nın ifadesine baktım ben. Niye? Yok öyle bir şey. Soner Gül Hacı'nın benimle alakalı bir ifadesi de yok. Devam edelim. Anıl Dereli, yani Tem de duymuş, kimden duymuş, kimden duyduğunu bile hatırlamıyorlar. Burada geliyorlar, söylüyorlar. Hiçbir tutarlılık yok başkanım. Doğru bir tane ve şaşmıyor ama yalan olunca bu kadar tutarsızlık ortaya çıkıyor. Anıl Dereli, Seyit Ahmet Kaçmaz ve Hakan Rakıp Yücel. Anıl Dereli özellikle değineceğim ben zamanım yetmesi açısından. Bunların işte sarı vurgulananlar birebir hepsinin aynı. Burada da Anıl Dereli, Seyit Ahmet Kaçmaz ve Hakan Rakıp Yücel. Bunlarda da şey var, montaj var başkanım. Bunun kanıtı ekranda. Bir devam edelim. Devam edelim. Aynı şekilde montajlı ifade. Devam edelim. İşte saat 2 civarında geldi. İşlerin çok iyi gitti. Aynı kelimeler. Seyit Ahmet Kaçmaz'da. Devam edelim. Şimdi başkanım, Muzaffer Kuvvet çok önemli. Kaç 60 sonlara gelmişiz. Şimdi Muzaffer slide'de sonlara geldik. Muzaffer Kuvvet hakkında ifade veriyor. Ben onu özellikle açmak istiyorum ama bunun idari tahkikattaki ifadesi montajlı başkanım. Sonraki bir sonraki şeye gelelim. Bir gelelim. Aynı montaj. Hatta bu sayfa aynı sayfa başkanım. Dikkatinizi çekiyorum. Bakın paraf da aynı. O şeklinde paraf atılmış. Bu başta Muzaffer Kuvvet yazıyor. Fakat aşağıda O şeklinde bir paraf var. Muzaffer Kuvvet'in içinde O harfi yok zaten. Muzaffer Kuvvet'in Ö harfi de yok. Bu ona ait değil. Bunu nereden anlıyoruz? İkinci sayfaya gelelim. Yine aynen devam ediyorum. Önceki sayfadan. Derhal koşarak ikinci kata çıkın dedi ben. Bu birinci sayfa. İkinci sayfası Kılıç Aslan'dır. Bir geri. Başkanım, bu sayfa montajlı sayfa. Ve burada da şimdi hatırlamıyorum iftiralar var. İftiralar olduğu kesin ama ne olduğunu şimdi okumam lazım. Oraya gelirsem okuyabileceğim. Muzaffer Kuvvet'in de iftiralarına itibar edilemez. Bu
Mahkeme huzurunda da hatırlamıyorum şimdi. Sahip çıkma durumu da olabilir başkanım. Tam hatırlamıyorum. Gelirsem zamanım yeterse hazırlayacağım bunu. Aynı şey gibi. Haydarkaya gibi. Şimdi başkanım İbrahim Akpınar. İbrahim Akpınar dosya içeriğinden anladığımız kadarıyla buraya mahkeme huzuruna gelene kadar sadece idare tahkikat heyetine 25 Temmuz 16 tarihinde ifade veriyor. Bunun ne savcılık aşamasında ne de iddianamede herhangi bir ifadesine rastlamıyoruz. Benden bahsetmiyor. Şimdi İbrahim Akpınar'la alakalı. İfadesinde burada diyor ki onun kim olduğunu bir ifadesi yok. Buradaki huzurdaki ifadesinde diyor ki bir ara salon girişinden dalga geçer vaziyette böyle bir tanesi kobra polis panzerini biçti açtı böyle bir alaylı konuşma yaptı. Onun kim olduğunu bilmiyordum ama daha sonra arkadaşlarla konuştuğumuzda Metin Yağcı olduğunu öğrendim ben. Onun kim olduğunu bilmiyordum ama daha sonra arkadaşlarla konuştuğumuzda onun Metin Yağcı olduğunu öğrendim diyor. Bununla alakalı başkanım, avukatım Ayten Hanım gerçeği açığa çıkartıyor orada. Sorusu olan var mı diyor. Siz diyorsunuz müvekkilinizle alakalı ifadesi var. Sonra İbrahim Akpınar cevap veriyor. Diyor ki, başkanım ben Metin Yağcı'yı daha önceden tanımıyordum. O günde onu görmedim. Bizzat söylerken görmedim. Buradaki ifadesinde aslında gördüğünü söylüyor ama sonra soru cevap kısmında siz sorunca Metin Yağcı'dan bahsediyorsun diyor. Orada o sırada cevap veriyor. Ben görmedim diyor aslında onu diyor. Sadece sesinde o şekilde bir konuşma duydum. Ben Kobra Polis Ordusu'nda bir şekilde böyle bir konuşması oldu. Ben daha sonra bu olaylardan sonra arkadaşlar arasında konuşurken bu kişinin Metin Yağcı olduğunu duydum ama ben Metin Yağcı söylerken görmedim kendisini. İsmimi duymuş birilerinden. Ayten onu sıkıştırıyor hatta. Güzel bir soru sıkıştırıyor demeyelim de güzel sorular soruyor. Şöyle bir cevap çıkıyor İbrahim Akpınar'dan. İsim söylerseniz biz de ona göre hazırlıklı olalım. Yani kim sordu diyor. Ayten Hanım soruyor. Ona göre başta Oktay Ergün herhalde diyor. Sordu diyor. Cevap veriyor İbrahim Akpınar. Oktay'ı tam bilmiyorum ama Soner Gül Hacı söylemişti Metin Yağcı. Soner Gül Hacı'nın ifadesinde ben yokum başkanım. Bu İbrahim Akpınar az önce bahsetmiştim. Bu İbrahim Akpınar'la alakalı bir önemli bir husus var. Onu da şöyle arz edeyim. O kısmı da size şöyle sunayım. Şöyle bir ifadesi var Akpınar'ın huzurda. Başkanım şöyle olmuştu. Biz önce Mustafa Manga Savcı Bey bizi çağırtmıştı. İfade için o zaman tanık olarak almıştı bizi. Orada bize yönlendirdi. Dedi ki siz kuruma gidip oradaki arkadaşlar teşhis yaptırdı. Belli kişiler vardı. Onlara bir gidin teşhisi yapın sonra gelin dedi. Yani başkanım biz o şekilde gittik. Kurumda teşhis yaptırdıktan sonra gidip tekrar Savcı Mustafa Manga Bey'e ifade verdik. Bilmiyorum hızlı okudum anlaşıldı mı? Savcı Mustafa Manga'nın yanına gidiyor. Jandarma Genel Komutanlığı değil bu. 25 Temmuz tarihi de değil. Daha sonra bir tarihte yanına gidiyor. Savcı Bey diyor ki siz diyor jandarmaya gidin diyor. Orada bir ekip var diyor. Orada bir teşhis yapın diyor. Başkanım kurum dedi Jandarma Genel Komutanlığı. Teşhis yaptırırken bırakın savcının müştekinin yanında olmasını. Müşteki savcıyla adliyede bile bulunmuyor. Savcı adliyedeyken Akpınar Jandarma Genel Komutanlığı'nda kimliği belirsiz asker kişilerle birlikte teşhis yapıyor. Ben bu teşhis yapılanların kimliğini aslında sonradan tespit ediyorum başkanım da. Bilmiyorum inşallah zamanım yeter. Hızlı hızlı geçiyorum o yüzden. Anıl Dereli. Çok önemli başkanım Anıl Dereli. Bu yansıtan çok da önemli ifadeler var şeyinde. Huzurda verdiği ifadesinde. İşte gece saat 2 civarı geldi Üsteğmen Metin Yağcı. Klasik iftiralar bunda da var. Montajlı iftiralarına sahip çıkma durumu var. Muazzaf çalışan bir yüzbaşı. Normal. Birisinde diyor Kobra'nın dışarıdaki polisleri vurdu. Az önce Kobra'lar ZMA'ları vurdu. İki farklı ifadeler var. Çünkü kendine ait ifadeler olmadığı için farklı farklı ifadeler var böyle. Şimdi başkanım benim üstü durmak istediğim husus müşteki ve tanıklara o yüzden Anıl Deren'in ifadenin ayrıntıya girmeyeceğim. Hükmü esas alınamaz. Hem montajlı hem çelişen ifadeler. Bir dediği bir dediğini tutmuyor. Şimdi benim durmak istediğim husus şu. Ayten İzmirli soru soruyor avukatım. Ayten Hanım soru soruyor. Vesikalık dediniz burada huzurda. Vesikalık dediniz. Vesikalıkları bilgisayarda mı gördünüz yoksa size tek tek resim mi? Bilgisayara vesikalık Anıl Dereli bilgisayara vesikalık fotoğraf yüklenmişti. Bilgisayara vesikalık fotoğraf yüklenmişti. Teşhis çok önemli başkanım. Ayten İzmirli ama teşhis tutanağında savcının yanında yaptığınız şeyi aynen diyor ki teşhis tutanağına esas katalogdan resimler gösterildi diyor. Anıl Dereli orada katalogun ne olarak kastedildiğini bilmiyorum. Yazılı dokümanın var mıdır yoksa dijital mi verilmiştir. Hangi kasıtla yazıldığını bilmiyorum. Benim gördüğüm budur. Önüme laptop açılmıştır.
Ayten İzmirli, savcılık ifadeniz sanırım savcı gelmiş. Jandarma Genel Komutanlığı'nda hangi odayı tahsis ettiler size? Başkanım çok önemli. Anıl Dereli, fotofilm kısmının ön tarafındaki oda. Fotofilmin kapalı bir odası var. Onun önünde zemin katta oda var orada. Ek bir slide 2 açabilir miyiz? Teşhisin nerede yapıldığını başkanım. Anıl Dereli burada ağzından kaçırıyor. Selim Kaya da aynı şekilde fotofilmde diyor. Erkan Öktem'le arasında bir konuşma var. Orada teşhis hareket merkezinde mi yapıldı diye soruyor Erkan Öktem. Yok diyor, hareket merkezinde yapılmadı diyor. Fotofilmde yapıldı diyor. Selim Kaya da. Başka ifadeler de var. Tam aklıma gelmiyor başkanım. Selim Kaya ile Anıl Dereli. Eğer zamanımız okursam şey yapacağım. Bahsedeceğim. Ekbe slide 2. 2. Bunu büyütebilir miyiz? Başkanım, fotofilmin kroküsünü çizdim. Bu şey diyor ya, fotofilmin kısmının ön tarafındaki oda, fotofilmin kapalı bir odası var dedi. O kilitli kapı. Oraya normal şey giremez. Personel giremez. Orada bizim arşivimiz vardır. Oraya personel giremez. Onun önündeki oda dedi, şu savcı Mustafa Mangan'ın çalıştığı oda benim odam başkanım. Teşhis. Teşhisi bilmiyorum ama savcı Mustafa Vanga benim odamda çalışmış. Koridorda dedi, yan tarafta dedi, fotoğraf testlerinin yaptırıldığı oda benim hemen yanında fotoğraf montaj programlarının bulunduğu. Bizim vesikalık fotoğraflarının arşivinin olduğu hard disk var. Kim bu vesikalık fotoğraflarını arşiv ederken şunu söyleyeyim. Sessiz olun bak, konuşanlar kim? Vesikalık fotoğrafları derken şunu söyleyeyim başkanım. Karargâhtaki bütün askeri personelin fotoğrafları o harici disk vardır. Şu yandaki oda var ya, benim odamın yanındaki. Bize de aşağıya doğru olan tarafta. O odada bütün karargâhta çalışan askeri personelin vesikalık fotoğrafları vardır. Güvercinlik personelinin de vesikalık fotoğrafı vardır. Ankara İl Jandarma Komutanlığı personelinin de vesikalık fotoğrafı vardır. Bir istisnası vardır, Beytepe. Beytepe'nin kendileri özel gelirse vardır. Yani özel gelirse, yani yoktur diyemeyiz. Çalışmışsa karargâhta yine girmiştir. Güvercinlik'e çalışmışsa yine bizim arşive girmiştir. O fotoğraflar oradadır. Teşhis burada yaptırılmış başkanım. Burada zaten bilgisayar açıldı önüme diyor. Burada yaptırılmış teşhis. Teşhis yaptırılırken ben size o fotoğrafların özelliğini arz edeyim. Net hatırlıyorum. Benim çalıştığım amir olduğum yer zaten. Oradaki fotoğraflar şöyle kaydedilir. Mesela Metin Yağcı. Metin Yağcı'nın bir tane fotoğrafı varsa o bir tane Metin Yağcı isimli dijital fotoğraf Metin Yağcı altına Metin Yağcı yazılır fotoğrafın altına. O şekilde kaydedilir. Diyelim benim 5 tane fotoğrafım var. 5 fotoğraf bir klasöre atılır. O klasörün ismi Metin Yağcı olur. Ahmet Mehmet olur. Soyadıyla birlikte kaydedilir. Öyle numara falan verilmez başkanım. Teşhis fotofilmde yapılıyor. Fotofilmde kime yaptırılıyor? Teknik personele yaptırılıyor. Çünkü o arşive erişim yetkisi etkin. Ne nerede hepsini bilen benim personelim. Onlara yaptırılıyor başkanım. Yani teknik personel olarak benim personelim kullanılıyor orada. Selim Kaya ile Erkan Öktem'in diyalogları var. İşte Selim Kaya diyor, hayır diyor, teşhisi ben diyor, hareket merkezini yaptırmadım diyor. Teşhis orada bir hayır, ben hatırladığım kadarıyla dediğim gibi fotofilmin önünde yapıldı. Hatta savcı bey fotofilmin diyor kesiliyor orada. Yani benim odamda çalışmış. Normal benim odamda çalışması. Zemin katta teşhis yapılacak, fotoğraf lazım. Boş oda var. Temde işkence de odanın sahibi. Yani çok müsait, derli toplu bir oda. Montajın göbeğidir başkanım, onu da söyleyeyim. Yani orada video montaj programları vardır, Photoshop programları vardır. Montajın göbeğidir orası. Benim odam, çalıştığım yer. Savcı Mustafa Mangan'ın çalıştığı yer de orasıdır başkanım. İfadelerden zamanım olsa şunu anlıyorum. O yüzden hızlı hızlı arz edeyim. Şöyle yapılıyor. Teşhis şu alttaki oda, ilk soldan birinci aşağıdan baktığımız zaman. Orada yaptırılıyor. Teşhis yaptırıldıktan sonra imzaya Mustafa Mangan'ın önüne götürülüyor. Yani savcı bey yok. Daha önce arz ettim savunmamın önceki önlerinde. Savcı bey beyin yanında olmadı teşhis yaptırırken askeri personel. Bunu Anıl Dereli değil, birden fazla bir sürü söyleyen var. Buradan bağlıyoruz bunu başkanım. Başkanım, 2017'nin yaz aylarında hazırlanan iddianame daha tarafımda tebliğ edilmeden basına sızdırılmıştı. Hiçbir şeyden haberim olmadan tutuklu olarak cezaevine günlerimi geçirirken televizyonda şahsıma yönelik akıl almaz iftiraları içeren haberlerin yapıldığını gördüm. O an şahsıma söz konusu iftiranın nasıl olup da atıldığını anlayamamıştım. Ancak şimdi olay tarihinden yaklaşık 3,5 sene geçtikten sonra esasa ilişkin savunmamı hazırlarken bana nasıl iftira attıklarını anlamış bulunuyorum.
Hatta Bastakon'un iftiralarının bana atılma nedenini dahi şimdi anlamış bulunmaktayım. Taşlar bir bir yerine oturdu. Bana iftira atılma nedenini arz edecek olursam. Slide'da görüldüğü gibi, müşteki ifadelerinden öğrendiğimiz kadarıyla fotoğraf testlerinin nerede ve nasıl yapıldığını artık biliyoruz. 15 Temmuz 2016 tarihinin hemen arkasından Jandarma Genel Komutanlığı hukuksuz bir şekilde idari takkat heyeti kurulmuştur. İşte bu idari takkat heyeti olay tarihi 15 Temmuz 16 tarihinin hemen arkasından Savcı Mustafa Vanga'nın çalışması için bir oda ayarlamıştır. Müşteki Anıl Deren'in ifadesinden anlıyoruz ki o oda benim odam. Tabii bir de Mustafa Vanga'nın tesis işlemlerine yardımcı olmak üzere fotoğraf albümlerini hazırlayacak bir takım teknik askeri personele ihtiyaç duyulmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı karargahında fotoğraf denince tek akla gelen ve yetkin olan bir yer var. O da Fotofilm Merkez Amirliği. Fotoğraf işleri başkanım bize gelir zaten. Hepsi bize gelirdi. Yani kendilerinin yapabileceği başkanlık, bazı başkanlıkların yapabileceği fotoğraf işleri bile kendilerine ulaşmamak adına bize gönderirlerdi. Kendileri yapabileceği, PowerPoint'te yapabileceği işleri bile bize gönderirlerdi. Bazıları, hepsi değil. Trafik Şube Müdürü mesela o zamanki. Burada ifade verdi kendisi. Kendisiyle tartışmışlığım var Trafik Şube Müdürü'yle. Buraya geldi. Bir iş verdi. Zor şey yaptı. Ben de o işi bizde 2-3 hafta, bir ayda mı ne hallettik o işi ondan sonra. Kendi işlerini bize şey yapmıştı. Yani şunu fotoğraf denince fotofilm akla geliyor başkanım. Fotofilm merkez amirliğinde bütün jandarma genel komutanının karargah personeli, hatta Ankara'da bulunan bir kısım diğer birlik personelinin de dijital vesikalık fotoğrafları bulunmaktadır. Mustafa Manga'ya yardım edecek teknik personel ise haliyle bütün bu fotoğraflara erişilebilen benim fotofilm merkez amirliğinde çalışan personelim oluyor. Başkası zaten o arşive hakim olamaz. Yüklü bir arşiv. Tecrübeli personel lazım. Bu da benim personelim. Özetlersek, Savcı Mustafa Manga'nın çalışma odası benim odam. Müşteki tanıkları teşhis yaptıran yer ise Savcı Mustafa Manga'nın çalıştığı oda değil. Onun yanındaki içinde profesyonel fotoğraf montaj programları bulunan oda. Videoların özel izlendiği ve profesyonel video montaj programlarının bulunduğu odayı da az önceki şuradaki sunumda arz ettim. Fotoğraf arşivine erişim yetkisi olan teknik personel ise benim personelim. Başkanım 2014 yılı atamalarında 15 Temmuz 2016 tarihine kadar Jandarma Genel Komutanlığı Fotofilm Merkez Amirliği'nin görevini yürütmekteydim. 2 yıldır. Az önce Karaköse'ne arz ettiğim yerin amiri idim. Size Fotofilm Merkez Amirliği'nin imkan ve kabiliyetleri açısından fotoğraf ve video montajlama faaliyetinde son derece yetenekli olduğunu söylemek isterim. İstediğiniz fotoğraf ve video profesyonel programlar vasıtasıyla istenildiği gibi montajlanabilir. Hatta kısa başkanım, kısa. Müsaadenizle size bir anımı anlatmak istiyorum. Yine yoğun bir mesai gününde idim. Fotofilm amirliği dışındaki resmi işlerin bitmesini müteakip mesai bitimine doğru fotofilm amirliğine döndüm. Bir de bir baktım ki normalde mesaiye kalma alışkanlığı olmayan bir personelim mesaiye kalmış çalışıyor. Yanımda o zamanki harekat başkanımız Tümgeneral Arif Çetin'in emir assubayı ya da idari kısmında çalışan bir assubay bulunmaktaydı. Böyle generallerin fotoğraf talepleri gelmekte ve bizim teknik personelimiz de generallerimizden gelen talepler doğrultusunda çalışırdı. Özel çalışırlar başkanım. Bunda bir sıkıntı yok. Yani ilgilenirler. Yani çok normal bir durumdu. Normalde mesaiye kalmayan ve kaytarmaya meyilli olan söz konusu personelim, böyle hevesli çalıştığını görünce tabii bir amir olarak bu durum çok hoşuma gitti. Ancak olayın aslına vakıf olduğumda mesaiye kalma alışkanlığı olmayan söz konusu personelin yaptığı iş aslında çok da iyi bir iş değilmiş. Olay şöyle, Ankara'da bir fuar açılmıştı. Söz konusu fuarda bizim de Jandarma Genel Komutanlığı'na bir yer ayrılmıştı, stand ayrılmış. Bu yerde Jandarma Genel Komutanlığı personeli ya JOAK'ın kullandığı malzemeleri ya da jandarma trafiğin kullandığı malzemeleri sergiliyordu. Harekat Başkanı Tümgeneral Arif Çetin ise söz konusu fuara gitmesi gerekirken gitmemiş. Ama gitmediğini o zamanki Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'den saklamış. Fuara gittiğini Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'ye kanıtlamak istiyor. Hemen Emir Asubayını fotofilme gönderiyor. Fotofilmden benden habersiz benim o çalışmayı sevmeyen personelime bir fotoğraf montaj faaliyeti yaptırtıyorlar. O montajlanmış fotoğraf şuydu. Jandarma sergisinin bulunduğu fuar alanına hiç gitmeyen Arif Çetin fotoğrafta orada imiş gibi gösteriliyordu. Yani Arif Çetin'in fotoğrafı fuar fotoğrafının içine montajlanmıştı. Hatta fotoğrafı net hatırlıyorum. Jandarma kıyafetlerinin üzerinde bulunduğu cansız mankenlerin arasında bir Arif Çetin soldan sağa doğru yürüyordu. Sizin baktığınız istikamet de şöyle bir yön, şöyle yürüyor. Fotoğraf karesi hakkında başlayalım. Çıplak gözle bakıldığında fotoğrafın montaj olduğunu anlayamazsınız.
Benim o disiplinsiz personelim böyle montaj işinde son derece başarılı bir iş çıkarmıştı. Başkanım, bu anımı niye anlattım? Çünkü Jandarma Genel Komutanlığı Fotofilm Merkez Amirliğinin fotoğraf ve video montajlama konusunda son derece bilgili ve yetkin olduğunu göstermek istedim. Hatta Cumhuriyet Savcımız Mustafa Manga benim odama, yani karargahta montaj yapılabilen tek yerin tam ortasına çalışma odasını kurmuştur. Başkanım, Fotofilm Merkez Amirliğindeki montaj yapılabildiğini kanıtlayabilmem için 15 Temmuz 2016 tarihinden aylar önce jandarmanın standaştığı Ankara'da bulunan fuara ait fotoğraflar arasından Arif Çetin'in bulunduğu söz konusu fotoğrafı, bu fotoğrafın dijital halini, bu fotoğrafın bulunduğu harici diskin imajını, çünkü bu fotoğraf şimdi duyulursa silinebilir arşivden, o silindiği de yeni bir yere yedeklendiğinde harici diskte iz bırakır. Fotoğrafı bulamazsak bile yeni bir yerde jandarmanın 2016 yılında arşivi olduğunu görmüş oluruz. Bunların jandarma genel, yani bu dijital halinin ve o dijital halinin bulunduğu hard diskin imajını jandarma genel komutanlığından istenmesini mahkemenizden talep ediyorum. Ayrıca bu benim personelim, dediğim çalışan montaj failindeki personel Cengiz Beyazıt, onun da tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Cengiz Beyazıt. Başkanım, son olarak benim adımın bu kadar basına çıkmasını artık normal karşılıyorum. Çünkü 15 Temmuz 16 tarihinin hemen arkasından soruşturmaya müdahale eden savcı Metin Yağcı'nın odasında çalışmıştır. Teşhis fotoğraflarını hazırlayan askeri personel Metin Yağcı'nın personeli. Metin Yağcı nerede? Temsil personelinde, işkencede. Metin Yağcı'ya husumet besleyen ve fotoğraflara müdahale etmeye yetkin bir personel olma ihtimali var mı? Bu soruya cevabım maalesef evet. Başkanım, televizyonda bu jandarma ile alakalı görüntüler çıkıyor. Metin Yağcı'dan bahsetmiyor da. O görüntülere bakıyorum, Metin Yağcı odak noktasında. Yani jandarmanın yeni bilirkişi raporu deniyor. Hop, bir görüntü sunuluyor. Haberlere bakıyorum. Metin Yağcı olduğu iddia edilen böyle görüntü. Hep o var odak noktasında. Husumet diye sorulmuştu ya. Buna cevap olması açısından. Ne zaman sorulmuştu? 5 Kasım 2018'de. Bir husumet var mı denmişti. Tabii elimde veri bilgi yoktu. Cevap veremedim. Ama şimdi biraz dosyayı inceleyince bunlar bir bir ortaya çıktı başkanım. Sadece dosyada. Dışarıda olsa neler çıkacak ortaya? Bütün bu anlattıklarım kapsamında neden hala tutukluluğumun 4. senesinde karşınızda olduğumuzu daha iyi anlıyorum. Uydurma delillerle haksız yere tutuklu bulunduğumu delilleriyle size arz etmiş oldum. Vereceğiniz kararda hepsi birer su getirmez gerçek olan söz konusu delillere göre karar vermemenizi, yani bu uydurma delillere göre karar vermemenizi, benim kumpas olduğunu kanıtladığım evraklarıyla beraber, montajıyla beraber kanıtladığım delillere göre karar vermenizi talep ediyorum. Süre ne kadar kaldı bilmiyorum ama başkanım, çok önemli ekleye var. Ekleyi bir açabilir miyiz? Şimdi idari tahkikat da neye göre kurgulanmış, bunun mantığını arz etmem açısından önemli. Neye göre kurgular? Büyütebiliriz. Kelime hatası olabilir, biraz acele oldu. Şimdi idari tahkikat heyeti üyesi Hikmet Uz ve Şahin Kızılakçı tarafından 28-29-2016 tarihinde alınan ifadenin incelenmesi. Bu 29 Temmuz 2016 tarihi niye inceledim? Abdurrahman Maraşlı benden hiç bahsetmiyor. Şimdi bu 28-29 Temmuz'da ne olmuş? Ben bunu merak ettim. Bunu inceledim. Bu incelediğim zaman Mustafa Manga'nın almış olduğu ifadelerde ben burada size başkanım sayısız kere bana iftira atıldığını, Sükan Toplum Salonu'nun önünde söz konusu o uydurma sözleri söylemediğimi, hatta Sükan Toplum Salonu'nun önünde hiç konuşmadığımı söylemiştim. Biraz sonra isimlerini zikredeceğim bir kısım müşteki ve tanık da verdikleri ifadelerinde benden bahsetmiyorlar. Ve aslında şöyle demiş oluyorlar. Aslında bizim 15 Temmuz 2016 gecesi Metin Yağcı'yı, o 16 Temmuz 2016 sabahı Metin Yağcı hiç görmedik. Peki bunların kim olduğunu bir bakarsak, diğer slide. Burası önemli başkanım. 11 kişinin ifadesi anılıyor. Bunların şu ifadelerde 28-29 Temmuz'da hiçbirinde benim adım yok. Hiçbirinde. Ama neden bahsediyorum? Şundan dolayı. Bunların 5'i, o yeşil eksi işaretli olanlar var başkanım. Hiçbir aşamada benden bahsetmiyor. Yani sona da vermiyorlar. Bunlar mesela Selim Kaya benden hiç bahsetmiyor. Huzurda da bahsetmiyor. Hiçbir yerde bahsetmiyor. Yani talimatlanan ifadesinde. Ama 6'sı ifadelerinde
28-29 Temmuz'daki ifadelerinde bahsetmiyor ama sonra aklı hayale gelmedik. Yani o kadar iftirada bulunuyorlar ki haddi hesabı yok. Bunları arz ettim bir kısmı. Kim bunlar? Erenç Kısa, Mustafa Keser, Selim İpteş, Abdurrahman Maraşlı, Ertan Akköprü, İsmail Kabaca. Diğer slide. Şimdi başkan, Erenç Kısa'nın şeyi, ifadesi yok, ben yokum. Devam edelim. Hızlı hızlı geçelim. Erenç Kısa, ben yokum. Mustafa Keser, ben yokum. Mustafa Keser bana iftiralar atıyor. Yine ama yokum, burada yokum. Devam edelim. Selim İpteş, beni Sükan'da gördüğünü söylüyor. Burada hiçbir şekilde hiçbir yerde gördüğümü söylemiyor. Yokum. Abdurrahman Maraşlı, bana bir geri gelelim. Abdurrahman Maraşlı bana atılan kurguların ilk çıktığı yer. Gariban bir uzman çavuş. Buna imzalatıyorlar. Burada 29 Temmuz'daki tarihi kaç? 29 Temmuz. 29 Temmuz'daki ifadesinde ben yokum. Devam edelim. Yokum başkanım. Ertan Akköprü, yine yokum. Bu da sayısız iftira atıyor bana sonraki aşamalarda. Aynı benzer şekilde. Tezatlar var, yalanlar var. Yani itibar edilecek bir tarafı yok bunların. Devam edelim. 9'a bir dönebilir miyiz? Slide 9'a. Orası önemli. Orada ben bir hususunu söylüyorum. Ve Abdurrahman Maraşlı, 29 Temmuz 2016'da süper yetkili Jandarma Erbay Hikmet Uza verdiği ifadesinde benden hiç bahsetmemiş. Benimle alakalı en ufak bir bahis dahi yok. Daha sonra söz konusu uzman çavuşun başka yer ve zamanda yalan ifade vermesi yönünde zorlanmış ve şahsınla ilgili bir kurgu oluşturulmuştur. Aynı Abdurrahman Maraşlı'nın örneğinde olduğu gibi diğer bir kısım müştekilerin ifadesinde adımın hiç geçmeyen ama başka yer ve zamanda başkaları tarafından alınan ifadelerine dayanılarak bu ifadeler mesnet göstererek iddianamenin giriş özet kısmına adımın geçmesine sebep olunmuş. Bunlardan dolayı iddianamenin özet kısmında adım geçiyor. Ve ulusal medyaya sayısız kanalda söz konusu iftiralar dillendirilmiştir. Şimdi öncelikle iddianameyi yazan savcıma, daha sonra yargısız infaz yapan ulusal basınımızdaki sayısız kanala seslenmek istiyorum. Sizin şahsım aleyhindeki iftiraları dillendirmene sebep olan tanık Abdurrahman Maraşlı, buradaki ifadesinde benden hiç bahsetmiyor. Peki siz neye göre benim adımı böyle bir iftira sarmalının tam ortasına yerleştirdiniz? Köken bu. Ama burada bitini görmedim diyor. Devam edelim. Ertan Akköprü benden bahsetmiyor. Başka yerde bahsettiği halde. İsmail Kabaca benden bahsettiği halde burada hiçbir şekilde bahsetmiyor. Bu da şey gibi, Abdurrahman Maraşlı gibi İsmail Kabaca'da. Onun ifadesiyle insanlar kaç sene yattı içeride. Burada kalabiliriz. Bu garip ve mantıksız durumun tek bir anlamı bulunmaktadır. O da 15 Temmuz 2016 tarihinin hemen akabinde alınan ifadelerde sözde müşteki ve tanıkların bildiğimiz manada görgüye dayalı tanıklığın hiçbir kıymeti olmadığıdır. Bunun aksine kıymetli olan şey ise ifade alma faaliyetini hangi heyetin icra ettiğidir. Başka önemli bir şey daha var. Bunu arz edeceğim. Yukarıda arz ettiklerimin ışığında şunu söyleyebilirim ki görünen tarafıyla, çünkü ifadelerde imzası olan personeli görebiliyoruz. Arka tarafta dahil olan diğer askeri personeli görememekteyiz. Görünen tarafıyla Yarbay Hikmet Uz ve kıdemli başçavuş Şahin Kızılakçı'nın aldıkları ifadelerde benim adım ifadelere dahil edilmemiştir. Şimdi bir önemli husus şu. İdari takkat heyetinde o ifadeyi alan kimler? Bu önemli. Bir de şu önemli. Az önce arz ettiğim ifade, bu hiçbirinde ben yokum. Bunun nedeni Hikmet Uz ve Şahin Kızılakçı'nın 28-29 Temmuz 2016'da almış olduğu ifadelerde şahsım hedefe konmamış olmasındandır. Bir de bu önemli. İfade alınırken bir kurgu şablonu oluşturuyorlar kafalarında. Kimi hedef alacağız? Ben o ifadeleri ayrıntılı okumadım, isim yok diye, ama muhtemelen isimler vardır içinde. Başkalarına bir şeyler söyleniyordur. Yani bana iftira atıldığına göre ben başkanına da iftira atıldığını düşünüyorum başkanım aynı şekilde. Hedefte 28-29 Temmuz'da ben yokum. Orada bana iftira atılmıyor ama isimler kimler geçiyor okumadım onu. Ama okursanız Allah bilir kimlere iftira atılıyor orada. Ancak benim yerime başkaları hedefe konmuştur. Buradan şu anlaşılıyor ki ifadeler tanıkların görgülerine göre değil, ifade alan heyetin hedef kişisine göre şekillenmiştir. Bu başkanım,
Çok anlatacağım husus var. Hangi birinden şaşırıyorum, süre bitmek üzere diye düşünüyorum ama. Şimdi normal sürenin bitmesine 5 dakikan var, 35 dakikan var uzatmalarla beraber. Çok önemli hususlar var başkanım da. Yani gerçek şahsıma atan iftiralar ortaya çıksın. Niye böyle oldu? Husumet mi var diye soruluyor. Senin adın niye bu kadar geçti diye soruluyor. Ben bunu kanıtlamak istiyorum bu kısa sürede başkanım. Şimdi başkanım, bu erlerin şey yapılma durumu var. Esir alınma durumu. Erlerin arz ettim ben. Okuyacaktım da zaman yok. Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne vatan evlatları er olarak, erat olarak geliyorlar, teslim alıyorlar. Haliyle oradaki üstlerine uzman çavuşundan subayına, generaline kadar komutanım mutlak itaatte, hem mutlak itaatte eğitim görüyorlar, mutlak itaatle görev almaları hususunda eğitim görüyorlar. Bu erlerin esir alınma gibi bir durum nasıl olur bunu anlayamıyorum. Çünkü bir subayın, bir az subayın, bir uzman jandarma çavuşun ve bir subayın emrini amiri olmasa bile er karşı gelemez. Subayın her dediğini yapmak zorunda. O gece de erler aktif faal bir şekilde terör saldırısına karşı işte mevzilerde veyahut da başka yerde kullanılabilirdi. Bu yapılmamış. Güvenliklerine alındığına inanıyorum. Niye inanıyorum? İşte burada müşteki avukatları yine sizi manipüle etmeye yönelik. Zemin birdeler, işte zemin alt kattalar onlar. Erlerin bulunduğu yer son derece güvenilir. Onlara ayırmaya gerek yoktu. Ama şu değerlendirilmiyor. Ya ben muharip değilim. Muhabereciyim. Muharebe destek benim sınıfım. Ama ben bile şunu anlıyorum. Terör saldırısı duyma altında, terör saldırısını duydukları zaman erler kargaşa yaşayacaklar. Kendi aralarında bile birbirine düşerler, yararlarla birbirini. Hiç saldırıya gerek yok. Ve dışarıya bakan camlar da var o zemin kattan. Dışarıya bakan camlar da var. Öyle hatırlıyorum. Spor salonu vardı onların olduğu katta çünkü. Ya bunlar toplarla bir yere götürülmüş. Hulusi Sayın'a gittiniz, gördünüz, güvenlikli bir yer. Diyorum, madem böyle güvenlikleri alınmış, bu şey, ifade nereden çıkmış yani? Esir alınma ifadesi. Benim için dedim ya, Hulusi konferans salonuna gitti, esir alan erlere talimat verdi. Esirler talimatımı dinliyor. İddianamede de veyahut da mütalaa da kendi içinde böyle bir çelişki var yani. Hem esirler hem benim emrimi dinliyorlar. Ben doğalgaz için gittim oraya. Doğalgazın kapatılması için gittim. Bir asker götürdü beni. Şimdi Salih Akan, Oğuz Dinçer, İkmal Başçavuş. Burada sanık Akif var. Bizim devrem olur. Akif Süsemi. Akif'in çalıştığı birim. Anıttepe Sosyal Tesislerindeki Oğuz Dinçer başçavuş, Salih Akan da kademli başçavuş. Bunlar erlerin ifadelerini alıyorlar. Şimdi soruyorlar. Yukarıda belirtilen sorular dışında şahit olduğunuz tüm olaylar nelerdir? Ben ve arkadaşlarım Koğuşlar Bölgesi'nde harekat merkezine toplu olarak götürüldük. Olay bitene kadar başımızda eli silahlı bir üsteğmen ve teğmen tarafından konferans salonunda esir tutulduk. Bunu kim diyor? Emre Kılıç. Aynı ifade birebir aynı gün 28 Temmuz'da Mahmut Küçük de söylüyor. Okumayacağım bunu, çok zaman geçer diye. Bir kere okuyayım, diğerleri de benzer. Ben ve arkadaşlarım Koçlar Bölgesi'nin harekat merkezine toplu olarak götürüldük. Olay bitene kadar başımıza eli silahlı bir üsteğmen ve teğmen tarafından konferans salonunda esir tutulduk. Orhan Gümüşköy aynı. Serkan Usa aynı. Hüseyin Yirik aynı. Nurullah İldeniz aynı. Ergün Bakar aynı. Emre Ali Öztürk aynı. Mustafa Turgut aynı. Bunların hepsi er. Anıttepe Sosyal Tesisinin erleri bunlar. Okan Bayır aynı. Seyit Ali Şorak aynı. Mahmut Özen aynı. Murat Arslantaş aynı. Mustafa Dalhançer aynı. Başkanım, bunların ortak özelliği Anıttepe Sosyal Tesislerinde er olmaları. Diğer işte destek katılan erleri var. Mevsin erleri var. Yani başka birliklerin erleri var orada. Onlarda böyle bir ifade yok. Fakat bunlarda var. Açıkçası başkanım, tarihini hepsinde aynı tarih çünkü birine baksam yeterli. 28 Temmuz. 28 Temmuz'da o iki tane Anıttepe Sosyal Tesisindeki, yanlış hatırlamıyorsam şimdi Savaş Albay'ı, Savaş Albay'ın başı olduğu bir şey, birim. Böyle bir iftira çıkıyor. Esir yalanı çıkıyor. Ondan sonra o esir yayılıyor, gidiyor. Yani bu erlerin esir alma yalanının nereden çıktığının bu iftiranın ispatı az önce okuduğum İfadeler başkanım. Sözde ifadeler.
Herlere imza attırmış. Şimdi başkanım, bir daha bakalım, sık sık hayatın olan aykırı hayatın olan akışına aykırı sözünü kullanmakta. İşte tam bu noktada az önce bahsi geçen Erbaş'ın rehin alınması olayı da askerliğin olağan akışına aykırıdır. Erlerin rehin alınması askerliğin olağan akışına aykırıdır. Biz burada rütbelilerin rehin, yani ben o gece kendi görgüm itibariyle söyleyeyim, hiçbir şekilde rehin bir rütbeli görmedim başkanım. Bacak bacak üstüne oturan rütbeliler gördüm. Burada ilk ifadeni söyledim mi hatırlamıyorum. O B2, B3 neyse karıştırıyorlar. Araştırma bölgesinde baktım, elleri kolları serbest, şaşkın şaşkın bizim gibi dolanan insanlar. Bundan sonra müşteki oldu. Sonra rehin oldu, sonra müşteki oldu. Ben bunları gördüm. Ben kendi görgümü söylüyorum size. Başkandan duyduğumu söylemiyorum. Kendi görgüm. Ve temsil personelinde gidip amirim su su deyip ondan sonra su gelmeyince de veyahut da o mana su en küçüğü böyle polislere işaret eden insanlar çıktı aralarından. Şu şunu söyledi, bu bunu söyledi, şu şunu. Ben söylemedim demesinin bir anlamı yok ondan sonra. Başkan, önemli bir husus da şu. İşte yangın açık, dosya içerisinden burada görülen duruşmalar açıkça görüldüğü üzere, benden önce çok konuşuldu bu. Çok gün durmak istemiyorum. Doğalgaz tesisatının kapatılmasıyla alakalı böyle inisiyatif aldığım halde Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafıma, kamu binasına, yani Jandarma Genel Komutanlığı karargah binasına zarar verdiğim ve yangın çıkartarak kamu zararına sebep olduğum iddiasıyla dava açmış bulunuyor. Hem yangın çıkartılıp hem de yangın vakası ile hiç ilgisi olmayan, belki engelleyen de diyebiliriz, kişilere suç atılması için atalarımız çok güzel bir deyişi var. Onunla bu konuyu bitirmek istiyorum. Hem suçlu hem güçlü. Başkanım, önemli bir husus şu. İddianamede şahsım hakkında geçen o gece karargahta olmam, üniforma giymem, hatta daha sonra silahlıktan silah almam hayatın olan akışına uygundur. Sıralı amirlerim bana bir gün önceki şunu söyledim, bilmiyorum başkanım da geçiyordu da söylememiş olabilirim. Deniyor amirinden senin orada olmana sebep olan ne? Benim o gece orada olmama sebep olan birinci sicil amirimdir başkanım. Sonra da onun demesine göre ikinci sicil amirim. O beni mecbur bıraktı. Anlattıklarım kapsamına değindiği zaman dolaylı olarak bana emir verdi. Git nöbetini tut dedi bana. Nöbetimi tutmak zorunda kaldım. Benim o gece orada olmama sebep olan insanlar şu an benim söylemem dışında adını hiçbir yere duymadınız bile. Fakat ben burada kaç senedir karşınızda savunma yapmak mecburiyetindeyim. Bütün normal süren tamamlandı. Yarım saatlik süren başladı, bilgin olsun. Hayatın olan akışına uygundur orada olmam. Sıralı amelimden bana bir gün sonraki 16 Temmuz Cumartesi gününe ait nöbeti tutmam yönünde yazılı. Bu yazılı emri muhabere albay Yalçın Duyar veriyor. İmzamı yazılı imzalı emir. Ekte mevcut, sundum ben onu. Saat 25'te vardı o. 16'sında nöbetim olduğunu göstermiştim. Açmamıza gerek yok. Ve sözlü emir, ben değiştirmek istiyorum. Sözlü emir, Savaş Akça beni mecbur bırakıyor. Sözlü emir aldım. Söz konusu emri yerine getirebilmem için nöbet aşağımın bulunduğu Jandarma Genel Komutanlığı karargahına gitmem gerekiyordu. Ve ben de amirlerin bana verdiği yazılı ve sözlü emirlerin gereğini yapmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı karargahında bulunmamam, oraya gitmemem, amirlerimin emirlerine karşı gelmem anlamına gelmektedir. Yani 15 Temmuz 16 akşamı orada bulunmamam hayatın olan akışına aykırıdır. Orada olmamamam hayatın olan akışına aykırı olan o. Benim bu gece Jandarma Genel Komutanlığı karargahında bulunmam son derece doğaldır. Saat 2 tezatı. Bunu arz etmiştim. Ali Bedir özellikle duruyor burada. Zamanım yetmedi. Ali Bedir özellikle duruyor. Diyor ki, benim fosforlu saatim var diyor huzurda. O 2'ydi başkanım diyor size. Özellikle söylüyor bunu. Anlattım, bir daha durmuyorum üstünde. Hukuksuz kamera görüntülerinde bile 2'de orada olduğum yok. İddianamede ve mütalada geçen benim söylediğim iddia edilen sözlerin asıl sahibi bana söz konusu iftiraları atan müşteki ve tanıklardır demiştim daha önce ama şimdi şöyle diyelim. Müşteki ve tanıkların payı var. Korktukları için, sindikleri için payı var. Doğruyu bildikleri halde sakladıkları için payı var. Ama bu iftiraları atan asıl kişiler
Bu idari takkatta benim adımı koyan, o not kağıdına yazan ve bu şekilde arz ettiğim manada belgelerle sunduğum o montajlanmış ifadeyi hazırlayan kişilerdir. Benim adımı özellikle o montajlı ifadeyi, parafa ayrı, gece iki sıralarında anlatıyordu. Metin Yağcı geldi, helikopter biçti tarzı oraya ekleyenlerdir. Bu kadar çok sayıda müşteki ve tanıklığın ağız birliği yapmışçasına aynı şeyleri tekrarlamaları masum birine, yani şahsıma atılan iftiraların organize bir iftira çetesinin işi olduğunu göstermektedir. Şimdi başkanım, o geceki hareket tarzımı kendi bakış açısından size arz etmek istiyorum. Yargılamada üçüncü senenin içinde bulunmaktayız. Burada müşteki tanık ve müşteki avukatları olmak üzere pek çok kişinin sözlü ve yazılı ifadelerini dinledik. Bir kısım müşteki avukatlarının, özellikle avukat Hayrettin Bıyıklıoğlu'nun bize ima ettiği bir husus var. Ben anladığımı net bir şekilde söylüyorum başkanım, çevirmeden. İma edilen husus, bu hususu sesli bir şekilde mahkemenin huzuruna dinlendirmek istiyorum. Hayrettin Bıyıklıoğlu'nun bize ima etti. Madem FETÖ'cü değilsiniz, madem darbeci değilsiniz, o halde, bunu açık açık söylediği de oldu. Madem FETÖ'cü değilsiniz, şunu söylüyor. Madem FETÖ'cü değilsiniz, madem darbeci değilsiniz, o halde 15 Temmuz 2016 gecesi bütün yaşadıklarınızı tam olarak eksiksiz bir şekilde anlatın. Evet, bu imanın altında şu bulunmaktadır. Şunu da şu denmek istemektedir. Aslında siz bir şeyler saklıyorsunuz. Bu sakladığınız şeyleri ifade edin. Bunu ifade etmenin yolu da o gece sıkı yönetim emrini gördüm demeniz. Ve sizden daha üst durumda olan komutanlarınız aleyhinde ifade vermenizden geçmektedir. Başkanım, bu imada gözden kaçan büyük bir mantık hatası var. Söz konusu mantık hatasını şöyle izah etmeye çalışayım. Birinci olarak, burada mahkemede 5 Kasım 2018 tarihinde verdiğim ilk ifadede dahil olmak üzere ben o gece gördüklerimi hatırlayabildiğim kadarıyla o geceki olayları görgüm olarak ifade etmeye çalıştım. O geceki güvenlik kamera görüntüleri üzerinden daha önce de arz ettiğim gibi oynanmamış olsaydı ve hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş kamera görüntüleri mevcut olsaydı, imajını alsalardı, heşini alsalardı, avukatım Ayten Hanım CMK'dandı, yani o zaman atandım bilmiyorum, Ayten Hanım orada nezarette bulunsaydı, ya heşi buymuş, tutanakta altında imzası olsaydı, söz konusu kamera görüntülerini kabul eder ve o kamera görüntülerinden yola çıkarak o gece neler olduğunu hatırlamaya çalışırdım. Kamera görüntüsüne bakardım, ha burada şunu yapmak istemişimdir diye yorum yapardım. Ama bu olmadı. Bir şey de var başkanım, tekrar atın. Bilirkişi sizi manipüle ediyor. Manipüle etmeye değil, bilirkişi topu size atıyor. Bilirkişi bir cevap vermiş, ona üstüne durayım. O kamera görüntülerinde cevap vermemiş bilirkişi. İkinci olarak, o gece gördüklerimi tüm içtenlikle size arz ettim. Görmediğim ve duymadığım bir durumu sanki yaşamışım gibi anlatmak veya bir kişiye haksız bir yere suç isnadında bulunmak açıkça iftiradır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde silah arkadaşlığı kavramı büyük önem taşır. Şanlı ordumuzda bir seferberlik ve savaş durumunda tanımı yapılan bu silah arkadaşı ile seve seve ölüme bile gidilme duygusu devamlı işlenmektedir. Benim için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli mensuplarının saflarına katıldığım Kasım 2007'den beri her üstüm, devrem ve astım benim için bir silah arkadaşıdır. 15 Temmuz 2016 akşamı da nöbet eşyalarımı almak için gittiğim ve mesai yaptığım Beştepe Jandarma Genel Komutanlığı karargahında önce bir siber saldırı tehdidinin varlığını orada bulunan askeri personelden duydum. Daha sonra karargah sızma olacağını ve terör saldırısının olacağını duydum. O gece karargahta o kargaşa halinde gördüğüm tüm kişiler askeri personeldi. Yani benim için birer silah arkadaşıydılar. Daha sonra öğrenebildiğim kadarıyla söz konusu askeri personel normal temin yollarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girmiş, resmi üniformalı devletin subayı, as subayı, uzman jandarması, uzman çavuşu ve eratı idi. O gece tarafsız bir gözle bakıldığında iki somut durum gözlemliyorum. Birincisi, karargahta bir terör saldırısı tehdidi ve buna hazırlıksız yakalanmanın neticesi olarak büyük bir kargaşa hali. İkincisi, kargaşadan dolayı söz konusu terör saldırısına karşı tedbir alabilecek bir emir komuta zincirinin eksik oluşu. Burada müştekiler bunun kuruluşu şey yapıyor ama kargaşa var başkanım, emir komuta yok orada. Yani ortada bir emir komutanın olmaması, bu emir komutanın olmaması o geceki karargahtaki kargaşayı daha da arttırmıştır. Üçüncü olarak, ben içeride olduğum için dışarıyı göremiyordum.
Ama dışarının dehşetini içeride yaşıyordum. Çünkü 15 Temmuz 2016 günü saat 23 civarı Jandarma Genel Komutanlığı karargahı saat 23 civarı daha. Hiçbir şey, yani haberim yok hiçbir şeyden. Terör denmiş. Ne oluyor böyle bir terör saldırısı? Tehdidi var, sızma olabilir. Jandarma Genel Komutanlığı karargahı o kadar şiddetli bir saldırıya maruz kaldı ki sonradan öğrendiğim kadarıyla uçak savar mermilerinin karargah duvarlarına isabet etmesi neticesinde içinde bulunduğum karargah duvarları adeta sarsılıyordu. Ankara'nın göbeğinde Beştepe'de bulunan Jandarma Genel Komutanlığı karargahının duvarlarının ateşten sallanması, camlarının kırılması içeride o gece öylesine büyük bir şok hali meydana getirmişti ki burada bunun tarifini yapmam mümkün değildir. Bütün bu anlattıklarım ışığında benden nasıl bir ifade vermem bekleniyor? Doğruyu söylemem mi yoksa iftira atmam mı? Eğer iftira atma yolunu seçmiş olsaydım şu yargılanmış olduğum dosyaya hiçbir şekilde sanık olarak girmeyecektim. Belki müşteki olarak girecektim. Ancak böyle bir omurgasız durumu tercih etmem mümkün değildir. Şahsım aleyhinde ifade veren askeri personelin ifadelerinin nasıl birer yalan olduğu ve nasıl yalan ve iftiralar ile kurgulandığını az önce gözlerinin önüne sermiş bulunmaktayım. Söz konusu müşteki ve tanıklar burada mahkeme huzuruna gelerek şahsım aleyhinde bir takım ifadelerde bulundular. Burada mahkeme huzurunda verdikleri ifadeler SEKBİS kaydına alındı. Eğer söz konusu kayıtlar tarafsız gözler tarafından izlenecek olursa şahsım aleyhinde ifade veren askeri personelin nasıl korku içinde, kaygılı bir şekilde ve ağır psikolojik baskı altında ifade verdikleri ortaya çıkacaktır. Bunların arasında şu da var mesela. Yavuz Köse, bahsedemedim, zamanım yetmedi. Delillere ilişkin beyanımda sadece ondan bahsettim. Hatta başkanım çok müşteki ifade vermişti. Ben bir tanesinden bahsettim. Dediğinde işte, esasla ilişkin savunmanızı verirsiniz demiştiniz. Hakikaten iyi niyetimin kurbanı oldum. Şu an zamanım yetmedi. Bir sürü var. Yavuz Köse'den şöyle bahsetmiştim. Onu kısaca geçeyim. Burada Emrullah Beyter avukatı geldi. Kulağına benim adımı fısıldadı. Ondan sonra bana iftira atmaya başladı. Öncesinde attım hatırlamıyorum. Orada bir soru soruldu. Durdu böyle bir. Sonra Emrullah Beyter kulağına fısıldadı. Ondan sonra Metin Yağcı dedi. Bu var. Sözde müşteki ve tanık olan söz konusu askeri personelde mevcut olan bu korku, kaygı ve psikolojik baskının sebebi şudur. Söz konusu personelin karşı karşıya kaldıkları durumu seslendirecek olursak şunu söylüyorlar. Burada Jandarma Genel Komutanlığı avukatları ve halen muvazzaf olarak Jandarma Genel Komutanlığı Tuğgeneral rütbesinde çalışan birinin avukatı bulunmaktadır. Eğer ben Jandarma Genel Komutanlığı'nın istediği şekilde ifade vermez isem, sonum şu önümde duranlar, sanıkları kastediyor gibi olur. Bakıyorum da 3,5 senedir tutuklular ve haklarında 10 ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. Şimdi benden istendiği gibi ifade vermez isem, bana da sen rehine değilsin, sen de darbecisin çünkü verdiğin ifadeyle hain darbeci teröristlere yardım ediyorsun diyebilirler. Böyle bir kötü sonuçla karşı karşıya kalmamalıyım. Ne yapmalıyım? Kendimi böyle bir kötü bir sondan kurtarmak için şu olayların ortasına kalmış, çoğu daha gencecik yaşta olan, şu mağdur olan askeri personele ben de iftira atmalıyım. Hem ben iftira atsam da atmasam da mağdur olan şu askeri personel için bir şey değişmeyecek. Sanki ben doğruyu, yani sadece gördüklerimi anlatsam, şu on ağırlaştırmış müebbet isteyen askeri personel kurtulabilecek mi? Tabii ki hayır, kurtulamayacak. Ama ben bunlara iftira atarak kendimi kurtarabilirim. Nitekim 15 Temmuz 2016'nın hemen arkasından Temp Spor Salonu'ndaki işkenceden kurtulmak için bu iftira yöntemini kullanmıştım ve işe de yaradı. Ve işe de yaramıştı. Şimdi de aynı iftira yöntemini kullanarak pekala şu mağduriyet yaşayan askeri personelin durumuna düşmekten kurtulabilirim. Hem de işimden atılma tehlikesi de yaşamamış olurum demektedirler. Mahkemenizden talebim, bir takım tanık ve müştekinin 15 Temmuz 2016'dan beri çok işe yaradığını görüyoruz. Az önce bahsi geçen iftira ve kurgularına artık değer verilmemesidir. Başkanım şimdi müştekiler var. Çok anlatmadığım müşteki var. Hangisinden başlayacağım şaşırıyorum. Şunlardan bahsedeyim. Mütalada geçtiği için bahsedeyim. Son müştekiler var. Anlatmadığım varsa onlara döneceğim. Sanığın silahlıktan silah aldığı suçlamasına karşı beyanım. Hatta ondan önce müştekiler daha önemli.
Bu müştekilerdeki ifadelere göre benim kastımın darbe olduğu iddiası ediliyor mütalada. Bu müştekilerin ifadeleri eğer çürütülürse netice itibariyle benim kastımın darbe olmadığı ortaya çıkacaktır. O yüzden ben üstüne durmaya çalışıyorum. Mustafa Mert'ten bahsettim ama kendisiyle bahsetmemiştim. Onu bir değineyim. Hiç bahsetmediklerim de var. Mustafa Mert'in iki adet ifadesi bulunuyor. Birincisi 25 Temmuz 2010 tarihinde İdare-i Tahkikat Heyetine vermiş olduğu ifadesinde benim için aynen şu ifadeleri kullanıyor. Darbeciler başarmacak anladıklarında silah bırakıp bizim aramıza karışmaya başladılar. Metin Yalçı silahlı bir şekilde başımızdaydılar. Bunlar daha sonradan biz teslim olurken aramıza karıştılar. Güvenlik güçleri mütakiben bizi aldı. Başkanın bildiği üzere ben sabah saatlerinde komutan girişinin bulunduğu kapıda orada teslim oldum. Mustafa Mert'in teslim olun demedim de polisin yanına gittim. Suç işleyen teslim olur. Ben polisin yanına artık her şey geçti gittim o şekilde gittim. Ellerini kaldır. Balistik kalkanla işkenceye başlandı orada. Mustafa Mert'in söz konusu yalan ifadesinden burada mahkeme huzurunda vermiş olduğum sonmamda da belirmiştim. Nitekim bu gariplik üye hakimine dikkatini çekiyor. Bundan bahsetmiştim. Ertan Okköprü'den bahsetmedim. Ertan Okköprü 20 Temmuz 2016 tarihinde 28 Temmuz 2016 tarihinde İdare-i Tahkikat Heyeti'nin verdiği ifadelerine benden hiç bahsetmediği halde 28 Temmuz'dan 3 gün önce Savcı Mustafa Mangi verdiği ifade nasıl oluyor da beni Arat Sefi bölgesinde gördüğünü söylüyor. Hatta Ertan Okköprü 28 Temmuz 2016 tarihinde İdare-i Tahkikat Heyeti'nde verdiği ifadesi soruluyor. Yukarıda belirtilen sorular dışında şahit olduğunuz tüm olaylar nelerdir? Cevaben yukarıda bahsettiğim olaylar dışında herhangi bir konuya şahit olmadım. Yok yani başkanım yok. Burada da Ertan Okköprü'ye tek kat soruluyor ama benim adımdan bahsetmiyor. İşte benden normalde hiç haberi olmayan biri bile her nasıl savcılık ifadesine benden bahsetmiş oluyor. Bu garip durumun cevabı daha önce arz ettiğim gibi müşteki tanık ifadelerinde benim adımın geçmesinden de aynı. O da mavi harflerle adımın yazıldığı not kağıdı. O not kağıdını açabilir miyiz? Ekçe'nin ikinci slaytı. Ekçe. Ekçe. Kalsın. Başkanım İdare-i Tahkikat Heyeti'ne vermiş olduğu ifadenin hiçbirinde benden bahsetmeyen Ertan Okköprü Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karayolu'nda bulunan Savcı Mustafa Manga'nın kağıt üstünde almış olduğu ifadesinde beni sadece araç sekte gördüğünü söylüyor. Dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Savcı Mustafa Manga'nın kağıt üstünde almış olduğu ifadesini kullanmamın sebebi söz konusu ifade alım sürecinde Abdurrahman Maraşlı örneğinde olduğu gibi ifadeleri bir askeri personelin yazdırdığı, imzalattırdığı, hatta Savcı Mustafa Manga'nın İfade alınma sürecinde müştekilerle aynı odada bulunmadığını değerlendirmemden kaynaklanmaktadır. Söz konusu iddiamı Abdurrahman Maraşlı'nın burada mahkeme huzurunda vermiş olduğu ifadeleri kanıtlamaktadır. Ertan Okköprü'nün de karargâhta alınan savcılık ifadesini bu kapsamda değerlendirmek gerekir. Başkanım Ertan Okköprü burada mahkeme huzurunda 10 Aralık 2018 tarihinde vermiş olduğu ifadesinde ise tam bir tezat ve yalan sarmalını görüyoruz. İşte Ertan Okköprü'nün buradaki ifadesi. Ertan Okköprü, İsmail Kabaca'yı da hazır kıta sorumlusu olduğu için silahların anahtarları ondaydı. Yani onu silahlı açması için götürdüler. Burası önemli başkanım. Bu İsmail Kabaca'yı götürdüler diyor silahlı açması için. Çok şey var İsmail Kabaca'nın silahlı açmayla alakalı çok böyle ifadeler var. Bir tane istemen götürmüştü. İsmi de hatırlamıyorum ama ilk ifademi verdiğimde tüm isimleri söylemiştim. Başkan, İsmail Kabaca'yı kim nereye götürdü? Bir daha söyleyeyim. Ertan Akköprü. İsmail Kabaca hazır kıta sorumlusuydu. O gün silahların anahtarları ondaydı. Silahlı açtırmaları için .. Bir tane üst teğmen. Bu .. çıkmamış da ses anlaşılmıyor diyor. Ben size orayı doldurayım başkanım. Fotofilmdeki üst teğmen diyor. Ben İsmail Kabaca'yı almışım. Silahlı açmaya götürmüşüm başkanım. O bölgeye bakıyordu. İsmini tam olarak hatırlayamadığım o önüne katarak götürdü. Başkanım Sekbis'e ses anlaşılmıyor dedi. Fotofilmdir. İddiasına göre ben İsmail Kabaca'yı silahlı açmak için Süken toplantı salonuna alıp götürmüşüm. Burada ilk ifademde belirttiğim üzere ben silahlığa geç saatte gidiyorum. Gittiğinde de zaten silahlık açıktı. Ertan Akköprü'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde 29 ay sonra şahsım aleyhine attığı bu iftirayı gülünç buluyorum ve söz konusu iftiraya zamanınızı almamak adına daha fazla değinmeyeceğimi belirtmek istiyorum.
Ertanak Köprü'de 10 Aralık 2018 tarihinde burada mahkeme huzurunda vermiş olduğu ifadesinin soru cevap kısmında sihirli anahtar kelimeyi sizin ağzınızdan duyunca aşağıdaki ifadeleri söyleme ihtiyacı duyuyor. Bu anahtar kelimeden bahsettim de şimdi geçtim mi geçmedim hatırlamıyorum savunmamda. Anahtar şu başkanım. Bazı anahtarlar kapıları açmaya yarıyor malum. İşte birden fazla kapı olunca da birden fazla anahtar gerekiyor. Bu kapılar ne? Jandarma Genel Komutanlığı'nda bir şekilde o gece hasbelkader veyahut da başka bir ne bilmiyorum, bilmediğim bir şekilde müştekiler için söylüyorum. Bir şekilde orada olmuşsun ve bakıyorsun hain, terörist ilan ediliyorsun. Darbeci ilan ediyorsun. Bu durumdan çıkman lazım. Bu kapıların açılması lazım. Kurtulmak, bu terörist kapısından kurtulman için bir anahtara ihtiyacım var. Darbeci kapısını aşıp geçmen için bir anahtara ihtiyacım var. İşte bunun için bu anahtarlarda isimler oluyor. Bunlardan bir tanesi de Metin Yağcı. Bu anahtar derken bunu demek istiyorum başkanım. Sihirli anahtar kelimeyi sizin ağzınızdan duyunca. O zamana kadar öyle bir şey yok başkanım. Aşağıdaki ifadeleri söyleme ihtiyacı duymuştur. Söz konusu ifade. Ertan Köprü. Sayın başkanım. Sizden Metin Yağcı ismini duyuyor sizden. Sonra araya giriyor. Sayın başkanım diyor. Başkan. Evet. Ertan Akkabı söylüyor. Metin Yağcı'ya sormak istediğim bir şeyler var. Gece yarısı geldiğinde halkın direncini kırmak üzereyiz diye diyen kişi kendisidir. Başkan, kim geldiğinde gece yarısı? Ertan Akköprü, gece yarısı Metin Yağcı gelerek halkın direncini kırmak üzereyiz. Biraz daha dayanmamız gerek diyen kişi kendisidir. Başkan, nereden biliyorsun diyen kişi olduğunu? Ertan Akköprü, sesinden biliyorum. Beni o arada da zaten Süken konferans salonunun ortasında almışlardı. Yani ben sesi duyabilirim diyor. Ortadayım diyor. Öğrenmiş yani hani konumlarla alakalı. Ben ortadayım diyor. Sesi iyi duyarım diyor. Başkan, ışıklar yanmıyormuş o esnada. Yanıyor muydu? Siz de, ben hatırlıyorum o günü. Siz de çok böyle itibar etmiyorsunuz. Ya ışıklar yokmuş. Sen nereden gördün tarzı bir ima var aslında bunun altında. Öyle hatırlıyorum ben. Siz de şaşırıyorsunuz. Devamında Ertan Akköprü, yani demek ki yanlış beyanda bulunuyor. Başkan, anlamadım. Ertan Akköprü yanlış beyanda bulunuyor. Ben başka bir yerde yoktum derken. Başkan anlamadım ne dediğinizi. Ben sizin. Ertan Akköprü. Kendisini Metin Yağcı'nın kendisi başka bir yerde yoktum. Zaten silahlığa gittiğinde dağılmıştı dedi de. Onu diyordum. Bizi halkın direncini kırmak üzereyiz. Biraz daha dayanmalıyız diyen kişi kendisidir. Bu zamana kadar böyle ifadesi yok. Ben silahlığa gitmediğim, işte İsmail Kabaca'yı götürmedim tarzı bir ifade kullanıyorum. Metin Yağcı ismini duyunca araya bu girdiği giriyor. Bu iftira atıyor. Ertan Akköprü'nün mahkeme huzurunda verdiği ifadede açıkça görüleceği üzere 15 Temmuz 16 tarihinden 29 ay sonra mahkeme sırasında adımı duyduktan sonra birden şahsıma iftiralar atma ihtiyacı hissetmiştir. Üzerime attığı söz 29 ay geçmiş başkanım. İsmini duyuyor, ampul yanıyor, ışık yanıyor. Ondan sonra iftiraları sıralıyor. O yüzden dedim hüküm verseniz de sanık çıkacak muhtemelen benim hakkımda. Polis arkadaşlar bu kapıları bir kapatalım. Sen devam edebilirsin. Buraya mahkeme huzuruna gelmeden önce kulaktan dolma bilgilerle bana söz konusu iftiraları yönetmiştir. Az önce arz ettiğim 10 Aralık 2018 tarihli 8 kaydından göreceğiz ya siz de müştekiye, başkan, nereden biliyorsunuz diyen kişi olduğunu, Ertan Akköprü, sesinden biliyorum beni o arada zaten Sükan konferans salonunun ortasına almışlardı. Size soruyorsunuz, ışıklar son yanmıyordu, bunu bahsetmiştim. Yukarıdaki diyalogda açıkça görüleceği üzere tam anlamıyla komik bir durum gözlenmektedir. Çünkü Ertan Akköprü idari tahkikat heyetine benden hiç bahsetmedi. Ve savcı Mustafa Manga'ya vermiş olduğu ifadesinde beni sadece araç sekte gördüğünü söylemesine rağmen. Başkanım sadece araç sekte gördüğünü söylemiş. Bu mahkeme huzuruna gelene kadar. Ama buna rağmen aradan 29 ay geçtikten sonra burada mahkeme huzurunda vermiş olduğu ifadesinde bana yeni yeni iftiralarda bulunuyor. Başkanım, soru cevap kısmında Ertan Akköprü foto filmindeki üstlenmeden bahsettiği için beni kaldırıyorsunuz ve bana Metin Yağcı burada mı? Sorunuz var mı beyana diyeceğiniz var mı diyorsunuz? Yani burada benim kalkma sebebimde ismi geçmiyorum ama foto film dediği için siz beni kaldırıyorsunuz. O yüzden Metin Yağcı öyle duyuyor. Tam bu esnada doğru benzetmek gerekirse Ertan Akköprü'nün kafasında bir ampul yanıyor. Çünkü hem TEM spor salonunda hem idari tahkikat aşamasında hem de ifade verdiği güne kadar Jandarma Genel Komutanlığı'nda ismi geçen anahtar isimlerden birini duymuştur. Başkanım müsaadenizle buradaki onu anlattım zaten.
Bu da çok enteresan başkanım Ali Bedir. Dosya içeriğinde Ali Bedir'e ait herhangi bir ifadeye rastlamadım. Ancak iddianamede dosya içeriğinde görünmeyen bir ifadesinin özeti bulunmaktadır. İddianamede ifadesi var. Söz konusu ifadeler şunlardır. Gece 2 gibi Metin Yağcı geldi. O da bizim kobra polislerinin şortlandığını havaya uçurdu dedi. İddianamede geçiyor bu ifadesi. İddianame ayrıca şunları söylemektedir. Ben olay tarihinden sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında bu olaya ilişkin beyan vermiştim. İşte 2016/numara sayıyor. Soruşturma sayılı dosyada hem yazılı ifademe hem de 21 Ekim 2016 tarihinde 2016/sayılı dosyada savcılığa beyanda bulunmuştum. İfademin ardından direkt serbest bırakalım. İddianamedeki ifadesi bu. Ya bu kadar bir şey var. Şunlar yani bu kadar satır. Burada anlaşılıyor ki devamı da vardı. Bu kadarını aldım. Ali Bey'in iddianame hazırlanmadan önce iki sefer ifadesi alınmış. Ancak söz konusu ifadelerin hiçbiri dosya içerisinde bulunmamaktadır. Bulamadım ben başkanım. İddianamede ise daha önce verdiği ifadelerin kısa bir özeti bulunmaktadır. Söz konusu özette olay anlatımı sadece 12 satırdır. Bu kadar kısa bir özete bile benim adımın girmiş bulunmaktadır. İddia makamı tarafından hazırlanan iddianamede anlatılan özet ifadede dahi şahsıma atılan söz konusu iftiranın geçmesi şahsıma dair kasıtlı ve planlı bir suçlama çabasının olduğunu göstermektedir. Açık bir şekilde ifadesine okuyamadığım müştekinin attığı iftiralarla yüz yüze gelmekteyim. Şahsım burada mahkeme huzurunda ilk savunmamı yaparken müşteki avukatları tarafından benim ulaşamadığım ifadelerden kaynaklanan sorulara muhatap oluyorum. Bana hiçbir tebliğ edilmeyen ifadelerden mesul tutuluyorum. Bu manada savunmamı yaparken siyahların eşitliği kavramı benim için işlememiş oluyor. Çünkü sorgum sırasında bana tebliğ edilmemiş ifadeler üzerinden müşteki avukatı tarafından sorulara muhatap olmuş oluyorum. Bu Ali Bedir'in ifadesi geçti bana. Ben ilk ifademi verirken Ali Bedir de geçti. Burada Hayrettin Bıcıklıoğlu olmuş. Ali Bedir de bahsediyor. Ben iddianamede var ama önce ne var sonra ne var anlamıyorum. Bilmiyorum yani. Ali Bedir'in 13 Kasım 18 tarihinde mahkemede verdiği ifadesini inceleyecek olursak. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra saat tahmini 2 falandı. Çok önemli başkanım. Herhalde çünkü saatin fosforlu saattir. Oradan baktım gördüğüm kadarıyla kapıya bir tane üst teğmen geldi. Gelen üst teğmen şimdi ismini de hatırlayamadım. İsmi aklımda hatırlamaya çalışıyor. Gelen üst teğmen dedi ki durum lehimize gelişiyor. Bizim dedi kobra polisin aracını havaya uçurdu. Öyle diyerek Metin Yağcı hatırladı şimdi. İsim ve soy ismini sonradan öğrendim. Metin Yağcı daha önce tanımıyordum. İsmini soy ismini sonra öğrendim. Bu da nerede oldu? Daha sonra arkadaşlarla konuştuğumuz zaman o kişi olduğunu söylediler. Kamera kayıtlarında bellidir zaten. Daha önceden tanımıyorum. Muhabbetim yok. Bu şekilde diyerek gitti. Başkanım, koluna saat var mı senin? Başkanım bu saat olayını anlattım, iki olayı. Durmuyorum bir daha. Ali Bedir, koluna saat var. Kolumdaki saat de fosforlu. Çünkü ara sıra ben hani olayların akıbetinde bir bakayım dedim. Saat kaç sabah olmak bitmiyor. Sabah olmak bilmiyorum. Şimdi de başkanım itiraf geliyor. Beni tanımıyor. Adımı temsil spor salonunda öğrendiğini söylüyor. İşte söz konusu itirafı içeren diyaloglar. Ali Bedir. Gözaltındayken konuştuk. Erkan Öktem ne konuştunuz? Ali Bedir neyi soruyorsunuz? Erkan Öktem isim geçti ne konuştunuz onu soruyorum. Başkan sen gördüğünü mü soruyorsun yoksa gözaltındayken aranızda konuştunuz bazı hususlar oldu. Birbirinizden bir şey öğrendiniz onu mu soruyorsunuz? Soru budur öyle mi? Erkan Öktem. Evet başkanım ben yavaş yavaş gidiyordum siz hızla gidiyorsunuz kafası karışmamıştır inşallah. Ali Bedir. Mesela gözaltında Metin Yağcı ismini oradan öğrendim. Çünkü Metin Yağcı'yı ben tanımıyorum. Çünkü gelen kişinin orada gelip bizim kobra polisinin şortlarını havaya uçurdu deyip ondan sonra çekip gitti. Aslında başkanım Erkan Öktem sorusunda benden hiç bahsetmemesine rağmen bu çok var. Yani değinebilecek miyim bilmiyorum çok var bu. Benden bahsetmiyor başka bir soru. Metin Yağcı diyor. Hiç alakasız. Soru benimle alakalı değil. Yer benimle alakalı değil. Direkt Metin Yağcı çıkıyor. Ali Bedir benden bahsetmiştir. İsmin bilinçaltına öyle kazınmış ki soru olarak farklı bir soru sorulmasına rağmen Ali Bedir yine Metin Yağcı diyor. Hatta başkanım müştekinin ifadesinden siz de kuşku duyuyorsunuz ve kendisine şu soruyu yöneltiyorsunuz. Başkan, senin burada söylediklerin kendin gördüklerinden mi ibaret yoksa? Ali Bedir, benim kendi gördüklerinden ibaret başkanım. Başkan, dur bakalım sen daha soruyu anlamamışsın yoksa nezaretteyken aranızda iletişim mi etkiledi seni? Gördüklerin mi, duydukların mı burada söylediğin şeyler? Müşteki devamında gözaltındayken pazar günü gelen bir listeyle gözaltına nasıl kaçıldığını adeta itiraf ediyor. Ali Bedir ben pazar günü geldiğini biliyorum. Erkan Öktem emin misin diyor. Burada hızlı geçiyorum.
Ali Bedir, evet. Erkan Öktem, ben öyle bilmiyorum. Emin misin? Ali Bedir, ben pazar günü olduğunu biliyorum. Öyle hatırlıyorum. Erkan Öktem, pazar günü akşamı bir liste geldi mi size? Bir liste geldi mi size? Diye bir soru soruyor. Ali Bedir, pazar günü öğleden sonraydı herhalde. Evet geldi diyor, onaylıyor. Başkanım, aslında bu ifadeler bile tek başına neden tutukluğumun 4. senesinde yaşadığım sayısız mağduriyetle beraber karşınızda olduğumu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Gözaltındayken 17 Temmuz 2016 pazar günü birisi de benim adımı söz konusu listeye yazmış olsaydı şu an karşınızda ifade vermeyecek olacaktım. İfadesinin devamında şu diyaloglar geçiyor. Ayten İzmirli. Benim müvekkilim Metin Yağcı'yı nereden nasıl tanıyorsunuz? Ne kadar zamandır tanıyorsunuz? Tanıyordunuz. Ali Bedir. Metin Yağcı'yı ben tanımıyordum. Sadece kapıya gelen benim ifademde bakın ben teşhis ettim. Bu Metin Yağcı'dır dediğim bir ifadem yok. Ama iddianamede benden bahsediyordu. Metin Yağcı geldi diyordu. Benim böyle bir ifadem yok diyor. Sadece saat 2 civarında o kapıya gelen ve bu kelimeleri sarf eden bizim kobra polislerini şortlandırıp havaya uçurdu diye devam ediyor. Uçurdu diye kelimeyi kullanan kişinin kim olduğunu sorduğumda Metin Yağcı olarak söylediler. Oradan biliyorum. Başkanım, yine Ali Bedir benim adımı gözaltında öğrendiğini itiraf ediyorum. Ali Bedir ile ilgili buraya kadar anlattıklarım açık bir şekilde müştekiler için şunu göstermektedir. Bir gecede jandarma genel komutanı, bunu defaatle anlattım herhalde. Bir kurtuluş lazım. Bu kurtuluşa bedel masum bir sire. Şurası da önemli. Bir gece jandarma genel komutanlığı karargahında kaos ortamının yaşandığı bir ortamın tam ortasında kalıyorsunuz müştekiler için. Hızlı geçeyim buraya. Olayların ne olduğunu anlamadan kendinizi emniyetin temsil pozisyonunda işkence altında buluyorsunuz. İşkencenin ve vatan haini ithamından kurtulmak için bir kısım silah arkadaşınıza iftira atmanız gerekmekte. Bunun üzerine hemen yapılan teklifi kabul ediyorsunuz. Başkanım, ilk girdim içeri. Birinci, ilk senemdeydi herhalde. Machiavelli. Bu Machiavellist yaklaşım denir ya. Machiavelli ünlü. 14. yüzyıl olması lazım. 14. yüzyılda ünlü İtalyan düşünürü Aydın. Machiavelli. Dert yanıyor kitabında. Diyor ki, biz diyor İtalya bir milli bütünlüğümüzü sağlayamadık diyor. İtalya 3 devlet bileceğiniz üzere. Floransa, Milano, Venedik, Ceneviz. Böyle parçalı böyle parçalı. Bölünmüş İtalya, bölünmüş. Birliğini çok sonra kazanıyor zaten. Hatta Fatih Sultan Mehmet'in bununla alakalı bir şeyi de var. Tespiti de var 1400 yıllarda. İstanbul'un fethinden sonra. İtalya diyor birliğini diyor çok geç kazanır diyor. Birliğini sağlayamaz diyor. Böyle bir tespiti var daha o zamandan. Ki dediği de 300-400 sene sonra çıkıyor. Böyle öngörülü Fatih Sultan Mehmet. Şimdi ben Machiavelli'yi niye anlatıyorum? Machiavelli diyor ki bütün bunlar bizim başımıza niye geldi diyor. Hep diyor paralı askerlerin yüzünden geldi diyor. Bütün bunlar diyor paralı askerlerin yüzünden geldi başımıza diyor. Bu paralı askerler barış zamanı bu paralı askerler barış zamanı işte para talep ederler. Haklarını sonuna kadar savunurlar. Bu tarz bir açıklama yapıyor. Ha, başa bela oluyorlar. Ama savaş zamanı kaçarlar diyor başkanım. Paralı askerler. Bizim milli kendi ulusumuza ait milli askere ihtiyacımız var diyor. Bu olursa diyor İtalya'nın bu bölünmüşlüğünden kurtuluruz. Tek bir eskisi gibi belki Roma'yı tekrar canlandırırız manasında. Böyle demiyor da. Yani birleşebiliriz tekrar diyor. Bizim milli askere ihtiyacımız var. Milli asker diyor barış zamanı diyor yük olmaz diyor. Kendi ülkesine, milletine, devletine yük olmaz diyor. Savaş zamanında kaçmaz diyor. Seve seve canını verir diyor. Başkanım, şimdi ben değerlendirme yaptım. Niye iftirada atmıyorum diye. Bu omurgasızlığı tırnak içinde söylüyorum. Kendime yakıştıramadım. Bu omurgasızlığı yakıştıramamam ve böyle davranmamı bu milli asker ile paralı asker hususunu anlattım. Bu bağlamda değerlendirmenizi istiyorum. Metin. Sonuçta 15 Temmuz 2016 günü Jandarma Genel Komutanlığı'nda bulunan o gün o rütbeli bulunan ben orada sivil olduğunu bilmiyorum. Duymadım da sivil olduğunu. Asker hepsi. Oradaki askerler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin normal teminiyle alınmış personeller. Gerisi ben bilemem kimin ne olduğunu. Ama devletim bunlar asker diyor.
Yani bu manada benim silah arkadaşı olarak görürüm ben. Dün öyle görüyordum. Dün öyle görüyordum. Bundan sonra da şu an çalışan buradaki askerleri de öyle görüyorum. Her ne kadar insanlar korku baskı altında olsa da belki işlerinden başka türlü hissediyorlar ama buradaki askerleri de aynı şekilde görüyorum. Yani hareket tarzım o gece ve ondan sonra şu ifadelerde bundan dolayıdır. Bundan bahsetmek isterim. Metin, normalde sürem 5 dakika kadar da geçti. Ya başkanım, ifadeler var. Ben bunlara devam etmek istiyorum. Siz kesiyorum derseniz mecbur bitireceğim ama ben ne kadar kayda girerse ifade, çalıştım bunların hepsine teker teker. Ve hepsi ayrı ayrı şeyler. Yani ifade okumak istersen hiçbir zaman süresi yetmez onları okumaya. Yani 52 tane var başkanım. Ben kısalttım da. Evet. 10 dakika boyunca tüm anlattıkların haricinde söylemek istediğin söz olarak ne varsa söyleyebilirsin. Başkanım, ben yine devam edeyim. Hem okuyarak hem sözlü söylüyorum zaten. Sadece sözlü 10 dakika değil. Bayağı bir dakika oldu herhalde sözlü konuştum. Peki, sana bir 10 dakika daha veriyorum. Ben dilediğin şekilde devam edebilirsin. İşte 3. senesinde şöyle diyor bu müştekiler. Benim kurtulmam lazım, o yüzden iftira atmam lazım. Özetle, bu kurtuluşa bedel, masum bir sürü insan yansın. Hiçbir anlamı yok. Bu yanan insanlar kendi silah arkadaşınız da olmuş. Yine sizin için bir anlamı yok. Çünkü siz kurtulmuşsunuz ya, gerisi önemli değil. Bu arz ettiğim tablo Ali Bedir'e de tam olarak uymaktadır. Tüm bu nedenlerle Ali Bedir'in ifadelerinin hiçbirine itibar edilemez ve hükme esas alınamaz. Çok önemli atladığım yerler var diye şu an ama tam aklıma gelmiyor başkanım. Onları da hızlı hızlı. En kısa da farklı bir mevzu var. Onu hızlı hemen hazırlayayım. Bence onlara kısa kısa değindin de genel olarak kendini nasıl ifade edersen o şekilde ifade et. Sözlü olarak. Sen de sözlü olarak kendini gayet iyi ifade edebilen birisisin. Sağ olun başkanım. Ben yaşadığımı anlatıyorum. İnandığımı söylüyorum başkanım. Ondan muhtemelen kaynaklanıyor bu. Yani bir kurgu anlatsam burada sözlü böyle rahat ifade edemem. Yaşadığımı anlatmasam sözlü ifade edemem muhtemelen. Şimdi eniş kısayı sözlü olarak ifade edeyim o zaman. Eniş kısa saat ilk ifadelerinde bakmadığı için söyleyemiyorum. Saat 9 gibi diyor ki, saat 21 gibi diyor yani. 9 dedi 21 akşam. İkisi bölgesinden diyor Yusuf Közle, Yarbay Yusuf Közle, Üsteğmen Metin Yancı koşarak yan yana gidiyorlardı. İşte oralarda bulunanlar tarzı bir ifadesi var. Sonra buraya mahkeme azona geliyor eniş kısa. Evet, doğru söylemişim. Buraya mahkeme uzuna geliyor başkanım. Mahkeme uzuna gelince ilk gün ifade veriyor. Ben yoktum o gün. İkinci gün geliyor. İkinci gün ifadeleri tekrar söyleniyor. Bu hususta söyleniyor. Siz bana soru soruyorsunuz. Ya senin ifaden böyle geçiyor. Hani beyanım var mı diye soru soruyorsunuz başkanım. Ben diyorum ki benim HTS kayıtlarım da var. Ayrıntılı arz ettim. Ben 21'de zaten karargâhta değilim. Yani bu mümkün değil diyorum. Eniş kısaya bu hususta tezatı soruyorsunuz. Ya siz soruyorsunuz. Ya üye kim soruyor hatırlamıyorum. Bu tezat soruluyor. Bu tezata Erenç Kısa'nın verdiği cevabı, ben ifademe ne verdiysem doğrudur. Hiçbir mantık, akıllı biri. Yüzbaşı da o zaman buraya geldiğinde binbaşı olabilir rütbesi. Akıllı biri. Askerliyse harp okulu okumuş biri. Yani harp okulu mezunu, askerliyse bilmiyorum. Zeki biri yani. Burada hiçbir mantık süzgecinden geçirmeden o idari takatta veyahut da savcı Mustafa Vanga'ya verdiği ifadesine sahip çıkıyor başkanım. Ben diyor, ben öyle kabul ediyorum diyor. 21 sıralarında diyor, şey yaptım. Gördüm diyor. Yusuf Közle, Metin Yağcı koşuyordu diyor. Ben HTS var diyorum. Yokum diyorum orada. Hiçbir şekilde yokum. O hukuken sakatlanan kamera görüntülerinde bile ben 21'de orada değilim. Yani neye göre diyorsun? Yok, şey yok. Yani psikolojik baskıyı, Eniş Kısa'nın üstündeki psikolojik baskıyı, ben ilk ifademi burada reddedersem başıma ne gelir korkusunu burada yaşamış oluyoruz. Bunu bilmiyor mu Eniş Kısa? Biliyor. Böyle yapmasının sebebi var. Tabii ben başkanım doğruyu dinlendiriyorum ama bu doğruyu dinlendirmekteki amaç kayıtlara girmesidir. Öncelikle onu söyleyeyim. Sonra da umuyorum tabii. Adalette bir karar umuyorum. Umudum hep var başkanım. En de sonunda da beyat edeceğime inanıyorum başkanım. Ya bu burada olur ya sonra daha ileride olur ama beyat edeceğime inanıyorum. Çünkü gerçekler bunlar başkanım. Ben yalan bir şey anlatmadım buraya kadar anlattıklarımda.
En kısayla böyle geçiyorum özet halinde. İfadeleri var, delilleri var, bunların hepsi. Başkanım, Savcı Mustafa, şimdi sizin, ben burada soru sorarken bir de geldim ben duruşmaları, takip ettim. Şunu fark ettim. İdare takkara tamam önem vermiyoruz ama savcıdaki ifadeler sizin için önemli olduğunu düşünüyorum. İlk şeyde sorularınızı öyle anladım. Yalnız Savcı Mustafa Manga'ya verilen ifadelerinde, yani altında imzası Savcı Mustafa Manga'nın imzası olan ifadelerde idare takkattan farkı yok başkanım. Örnek arz ettim. Savcı Mustafa Manga teşhis yaptırırken yanında bile değilmiş. Yani o da hazır bir ortam oluşturulmuş. İdare takkat, hukuksuz kurulan idare, tırnak içinde söylüyorum, kahramanlar tarafından, tırnak içinde söylüyorum, kahramanlar tarafından, sözde kahramanlar tarafından bir ortam oluşturulmuş, benim odamda çalışıyor. O odada, o da bilmiyorum nasıl olduğunu, imza mı atmış, yoksa başka türlü bir şey mi olmuş, bilmiyorum. Yani onun da idare takkat, Savcı Mustafa Manga'nın da almış olduğu ifadenin idare takkattan farkı yok başkanım. Aynı şekilde Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'nda ifade alıyor Savcı Mustafa Manga ama daha sonra Şubat ayında da tekrar ona gidiliyor. Öğrendik, siz bir tarih veriyorsunuz birisinin sorgulaması. Şubat 2017 diyorsunuz. Orada da git diyor karargahı diyor. Oradakiler diyor teşhis yaptırsın. O karargahı git dedi. Benim personelimin olduğu, teknik personelimin olduğu, başka idare takkattan kimin olduğunu bilemediğim, X benim için belli değil. Onlara teşhis yaptırıyor. Yani sonuçta başkanım, bunun bir delili de var mesela. Kimin ifadesi? Mustafa Keser. Diyor ki, rehinelerin ismini sayıyor. Bütün rehineler diyor. Jandarma Kemal Önder. Jandarma Uzman Çavuş Abdurrahman Maraşlı. Jandarma Uzman Çavuş Selim Kaya. Uzatmıyorum. Savaş Alkur. Jandarma Asfa Üst Çavuş Adnan Bayram. Şurada şey var. Karacı bir Bilal Çokay mıydı? Heh. Piyade binbaşı Bilal Çokay. Başkanım. As rütbede bir personel öyle bir hafızası var ki rütbeleriyle biliyor, statüleriyle biliyor, kuvvetleriyle biliyor. Farklı kuvvetten biri var, onu da biliyor. Yani iki ihtimal var. Ya çok keskin bir hafızaya sahip. Bu bir tane değil. Birisinde daha var. Şimdi açamadığım için söyleyemiyorum. Tek Mustafa Keser'de değil bu. Birinde daha var. Bu kadar çok keskin bir hafızaya sahip olacak. Ama o zaman bakıyoruz bir ifadede verdiği ifade yerini tutmuyor. Demek ki keskin hafıza yok. İkinci ihtimal o zaman. Kurgulanmış, isimler yapıştırılmış, rütbeleriyle, sınıflarıyla, hatta uzman çavuşla uzman jandarma farkını jandarma genel komutanlığı dışındaki kuvvettekiler çok bilmezler. Yani uzman jandarma nedir, uzman çavuş nedir? İkisini de uzman çavuş gibi görürler bazıları. Bilenler vardır da. Yani çok bilinmez bu. Kimin uzman çavuş, kimin uzman jandarma çavuş olduğunu bile belirtmiş burada Mustafa Keser. Hatta şundan da belirtmiş, piyade binbaşı Bilal Çokay. Başkanım, ben size şöyle bir samimi ifademi söyleyeyim. Ben harekat merkezinde kara kuvvetleri temsilcisi bir personelin olduğunu belki tahmin edebilirdim, düşünsem. Tahmin edebilirdim. Vardır harekat merkezi, olur. Operasyonlar yapılıyor. Ama bunun piyade binbaşı Bilal Çokay olduğunu bilmiyordum ben başkanım. Kıdemli üsteğmendim. Yani başkanlıklarla, harekat merkeziyle, harekat merkezinde o başındaki Bülent, Yarbay Bülent Akın amiri, Ali, söyledi aklıma gelmiyor, Ali Demir. Ali Demir'le muhatap olmuşluğum var. Fotofilme çalıştığım için fotoğraf işleri hep oluyor. Onunla muhatap olmuşluğum var. Oraya gitmişliğim var harekat merkezine. Ama ben Bilal Çokay diye birini tanımıyorum başkanım, duymadım. Temsilcinin piyade olduğunu da bilmiyorum. Bu da Savcı Mustafa Manga'nın aşamalarda alınan ifadelerinin itibar edilemeyeceğinin delillerinden biridir. Mustafa Keser'in idari tahkikatta geçen Savcı Mustafa Manga'ya vermiş olduğu ifadesi başkanım. Zaman doldu mu? Başkanım ben sabaha kadar edebilirim ama siz kesecekseniz diyecek bir şeyim yok. Sözlü olarak söylemek istediğin birkaç şey varsa söyle. Oradan devam edeceksin. Artık söz tamamlandı. Yani tamam mı diyorsunuz Savunma Başkanım? Ben bitirmek istemiyorum. Şu an açıldım da ilk oturumda çok zorlandım.
Şu an açıldım yani. İyi geldi yani. Kumanya yemen gerekiyormuş demek. Sabaha kadar giderim başkanım. Sıkıntı değil. Şimdi zaman doldu. Sen oradan devam etmek istiyorsun. Biz sözlü savunma hakkın burada tamamlandı. Eksik gördüğün kısımlar itibariyle yargılamanın ithamına kadar yazılı olarak savunma dilekçesi mahkemeye sunabilirsin. Yakının varsa da 15 dakika görüşebilirsin. Kaydı kapatalım, bir ara verelim 5 dakika.